Sevgili seyirciler, yeni başlayan haftadan ve Star ekranlarından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir hafta olsun efendim. Evet, bu hafta soğuk geçecek ama inşallah sımsıcak evinizde sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bolluk bereket içinde olursunuz. Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Haftanın ilk gerçeğin peşinde programı başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Sizlere de efendim iyi haftalar diliyorum. İyi programlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ve çok değerli konuklarım var sevgili seyirciler. Takip ettiğiniz konular var. Mesela İlayda, İlayda'nın ailesi yine stüdyoda. Bugün önemli bir gelişme yaşayacak aile İlayda'yla alakalı. Kasım Ersoy 5,5 ay önce biliyorsunuz evden sadece şortu ve tişörtüyle ayrılmıştı. Mağarada mı yaşıyor? Efendim hayatta mı, değil mi? Başka bir hayata mı gitti? Şu ana kadar bir bilgimiz yoktu ama yeni gelişmeler var. Onları konuşuyor olacağız ve yeni tanışacağınız ve yeni ilk kez dinleyeceğiniz hikayelerimiz var. Elif'le başlamak istiyorum. 13 yaşında kocaya verilmiş bir kadın Elif ve gördüğünüz gibi bütün o yaşadıklarının izi hala üzerinde. Bakışı, duruşu, ne kadar zor günler, ne kadar acı günler yaşadığının bir göstergesi. İlk konuğum da Elif Gezer efendim. 13'ünde gelin, 15'inde anne oldu. Elif Gezer henüz bebekken kendisinden koparılan 14 yaşındaki kızı Sıla'ya bir an önce kavuşmak istiyor. 13-14 senedir ben kızımı göremiyorum. 6 aylıktı. Ben 6 aylıkken bırakmak zorunda kaldım. Anne kız arasını kim gerdi? Arama aileleri girdi. Babası, dedesi. 14 yıl boyunca neden kızını göremedi? 14 yıldır göremedim. Korktum, tedirgin oldum. Elif kızı Sıla'ya kavuşabilecek mi? Birazdan. Elifciğim hoş geldin. Elif 29 yaşında efendim. Nereden geldiğini söylemeyeceğim. Çünkü öyle şeyler yaşamış ki aslında kendisiyle ve çocuklarıyla ilgili gizlilik kararı aldırmış. Dolayısıyla söylemeyeceğim yerini. Zaten hikayesi önemli olan, nereden geldiğinin hiçbir önemi yok. Oraya nasıl geldiğinin önemi var. Bugüne nasıl geldiğinin, neden gizlilik kararı aldırdığının, bütün bunlar önemli. 13 yaşında bir kızı kocaya verirseniz bir gün soluğu böyle programlarda alır. Alır yani. Şimdi Elif'ciğim sen ablanın yanına geliyorsun İstanbul'a o dönem. Yıllar evet. Öncesinden bahsediyorum. Ve 13 yaşındasın. Orada seni 30 yaşında Yaşar isimli birisi görüyor ve beğeniyor. Ve eve istemeye geliyorlar. Şimdi bu evliliğe annen çok karşı çıkmış. Evet. İstersen ondan başla. Ne yaptı annen seni o adama vermemek için? İlk istediklerinde zaten babam derdi. İlk geldiklerinde istediklerinde tepsi falan koydular. İsteme oldu. Annem bakkala gitmişti. Tüp doldurmaya, öteberi almaya. Geldiğinde ben zaten insanların ellerini öpmüştüm. Bitti. Öp dediler, öptüm. Evet. Öptüm, bitti el öpmesi. Annem geldi, ne oluyor burada dedi. Ben yokum burada. Benim kızım ben olmayınca nasıl el öpülür dedi. Orada tuttu annem, sinirlendi. Tepsileri kaldırdı, attı insanların başına. Benim kızım karşı vallahi geldi. Şimdi hani şiddet, middet kafasına bir şey atmak kötü de hani kaldırıp o tepsiyi yere devirmek çok haklıca ya bir şey böyle yani. Başına değil de böyle bu tarafa böyle savurdu yani. Savurdu yani. Sinirlendi. Helal olsun kızdı, ona. Savurdu. Ondan sonra benim annem çok karşı çıktı. Bir de çok hani çok ağladı, çok üzüldü. Ama beni veren babam oldu. 5.000 lira. Evet. 5.000 lira başlık parası bundan 14 sene önce. 5.000 lira başlık parasını 13 yaşındaki kızı 30 yaşındaki Yaşar'a veriyorlar. Düğün falan yaptılar mı? Evet yaptılar. 3 günün içinde abar topar evlendirdiler zaten. 3 gün içinde nikah zaten yapamıyor. Düğün dernek aldılar İstanbul'a seni, evet. 13 yaşındaki kızı. Şimdi
ekran başındaki seyircilerimiz, özellikle 13-14 yaşlarında kızları olanlar şöyle bir dönüp baksınlar. Daha üstlerini başlarını toplamayı bilmezler, odalarını toplayamazlar, hiçbir şey yapamazlar. Çünkü biz de öyle yetiştirmiyoruz onları, sadece okullarına konsantre. 13 yaşında kızı geldin, bir eve geldin. Yaşar var orada. Başka kimler yaşıyordu? Ailesi yaşıyordu. Ailede kimler var? Anne, baba? Anne, baba, yengeleri, toplu bir ufacık bir evin içinde kalıyordular hepsi. Kaç kişi oldunuz seninle beraber? Benimle beraber bir ben gelindim evde ama onlar ayrıdı. Aynı evin içinde? Evet ama ayrı evleri yani. Ayrı. Ama bir bahçenin içindediler. Bir bahçenin içinde. Evet. Peki sana öncelikle işte çiçek sattırıyorlarmış, evet, bir şey. O işleri bir anlat bakalım. İşte ben ilk gelin olduğumda ellerim kınalıdı. Beni oturtturdular, çiçek öğretmeye başladılar. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ben de öğrenmeye çalıştım. Şöyle zordu ama yaptım sonuçta. Beni tezgaha götürdüler. Tezgahta çiçek sattım. Sonradan çöpel arabasında çöp toplattırdılar. Çöp topladım. Salongoz götürdüler. Evet, salongoz toplattırdılar. Ondan sonra bu... Yani seni eve... İş gücü. Evet, iş gücü, evet, olarak, evet, yani yeni bir gelir kapısı, tabii, olarak almışlar. Ben yemek yapmayı bilmiyordum, çay demlemeyi bilmiyordum. Hiçbir şekilde hani hiçbir şey bilmiyordum. Sokakta oyun oynarken kendimi orada buldum zaten. Ve 14 yaşında da ilk bebeğini beklerken kayınpederinin iddiasına göre kayınpederinin dayağı neticesinde de bebeğini kaybediyor. Ne oldu Elif? Ben bahçede kapının önünü süpürürken kayınpederimi fark etmedim. Kayınpederim arabasını çekti kapının önüne ama bahçeliydi. Yani bahçe görünmüyordu hiçbir şekilde, demirli kapıda. Ondan sonra beni görmüş bu. Tütün maddesi kullanırken, evet, oturuyordu. Görüyor ve tekme tokat girişti, evet, mi? Evet, süpürgeyi kaptı eline, süpürgeyle dövdü. Ben de ağrım sandım çok oldu bu arada. Ondan sonra ben uyudum. Ağlayarak uyudum. Sabahsı bir kalkmışım ki bebeğimi düşürmüşüm. Beni abur topar hastaneye attılar ve hastaneye bıraktılar. Hiç kimse yanımda yoktu. 3 gün sonra ben... Yaşar? O da gelmedi. 30 yaşında gittin ya kız istemeye. Ama orada tabii, hastanede yani sahibi belliyse Yaşar orada, Yaşar cezaevine alacaklardı neticede onun için. Ve bebeği kaybettin. Evet. Hastanede bir tutanak tutulmadı mı? Yok. 14... Hiçbir şekilde tutulmadı. Olmadı. 14 yaşında bir kız orada bebeğini kaybediyor. Sonrasında bir tıbbi işlem de yapılması lazım. O da yapılıyor ama hiç kimse ne şikayetçi, ne tutanak, ne bir şey, yine o eve geri dönüyor. Orada korkunç bir şey yani. Hastanenin hatası var, ihbar zorunluluğu vardır böyle. Evet. Ama acaba kendi kimliğiyle mi gitti? Kendi kimliğini belki de söylemedi, korkuttular. Yok, ben şu hocam, değil. kendi kimliğimle. O zaman ihbar etmek zorunda, evet, hastane Elif, böyle bir ihmali yapamaz. Yani. Geri döndün. Eve, aynı eve döndün. Evet. Peki bu Yaşar, yani çocuğunun babası, kocası diyemiyorum. Çünkü o dönemde kocası da değil yani. Baktığınızda 13 yaşında bir kızı evine almışlar. Hem iş güç yaptırıyorlar hem de oğullarına sanki oyuncak almışlar yani. Bu kadar basit görmüşler olayı. Sonra da bebeğini kaybedinceye kadar da dövmüş kayınpederi. 15 yaşında da bebeğini dünyaya getiriyor. İşte bugün 14 yaşında olan Sıla'yı dünyaya getiriyor. Sonrasında sen artık dayanamıyorsun bu... Dayanamıyorum yaşına. Artık. İçimde böyle bir kor, alev var artık. Taşıyamıyorum. Hiçbir şekilde taşıyamıyorum. 3 tane çocuğum var şu an. Onlardan güç kuvvet alıyorum. Ama çok özlüyorum. Ne olur sesimi duymalarını istiyorum büyüklerimin. Beni kavuşturmalarını istiyorum çocuğuma. Bir kere arıyorum, pestem, her yerden arıyorum, beni engelliyorlar çocuğumu aramak için. En sonunda ulaşamadım. En sonu benim kızım görmüş beni. Nasıl gördüyse bilmiyorum. Arar mısın beni? Ben de o saat 11-12 civarlarında. Kaç gün önce oldu bu? Bu bir hafta geçti aradan. Bir hafta geçtikten sonra bana mesaj atıyor. Arar mısın beni? Ben de saat 11-12 civarında, ben bu mesaj, benim okumam yok. Okumam olmadığı için arkadaşıma gösterdim ne yazıyor diye. Ama belli yani o insanlardan geldiğini biliyorum mesajı.
okutturdum. Ondan sonra döndüm, aradım. Sıla sen misin dedi. Evet anne benim dedi. Ah canım. Evet anne benim dedi. Ağlama ne olur anne dedi. Seni dedi orada dövüyorlar mı dedi bana. Yok anneciğim beni kimse dövmüyor dedim. Burada dedim. Yanında bir bayan vardı, yengesi oluyormuş. Biraz onunla konuştum. Ondan sonra annenin numaramı istedim. Tuttum ben numaramı attım ona yazışmadan. Onu bir de kapattı, bir daha da aranmadı. Engellemişler. Seni de engellemişler. Evet duydum ki, duydum. Ablamın işte önüne geçmişler. Kızımın teyzesi mi oluyor? Halası. Halası, evet. Önüne geçmiş. Kız kardeşinize söyleyin, yeğenimin aklını çelmesin, alıp götürmesin. Görüşüyorsa gelsin burada, görüşsün. Beynine, aklına girmesin kızımın hiçbir şekilde. Ben de o zamanlar hiç ne haber alıyorum, ne ediyorum, hiçbir şekilde haberimi... Yani zaten sokakta da görsen tanımazsın. Tanımam, yok. Yani sana bu 14 sene boyunca... Çocuğunun ne fotoğrafını gösterdiler ne görüntülü aradılar. Yok. Sen de 6 aylıkken aslında şimdi şu sorunun cevabını bekliyor olabilirsiniz. Peki Elif babasının evine döndü. Kızı Sıla'yla birlikte döndü. Bir iki sefer hatta baba geri göndermiş ama artık dayanamayacak raddeye gelince de tekrar dönmüş. Ama o 6 aylık Sıla'yı bırakıp halanın oğlu mu, amcanın? Halamın oğlu. Halanın oğlu Can'la. Can meğerse bekarlığında da Elif'i severmiş. Fakat Elif'i 13 yaşında verince işte başkasına, o da içine gömmüş sevgisini. Ama tekrar döndüğünde de gel beraber kaçalım, sonra da gelir Sıla'yı alırız demiş. Ama seni kandırmış Can. Sıla'yı almamış. Almadı. Sıla senin, evet, annenin babanın yanında kaldı. Evet. Kim gelip almış Sıla'yı? Ben ablamlara gitmiştim o zaman misafirliğe. Kızımla gitmiştim. Ablamlarda bıraktım kızımı, giydirdim. Almak istedim. Bana dedi ki sonra alacağız kızını. Gelip alacağız dedi. Evet. Virgül koyuyorum. Gelip almadılar. Karşı taraf çocuğu nasıl aldı? Yani Elif'in annesi babası mı gelin çocuğunuzu alın dedi, onlar mı gelip aldılar ve aradan 14 sene geçti. Şimdi Hasan'ı merak ediyorsunuz ama Hasan hem eşiyle yüzleşmek istiyor, defalarca kandırıldım diyor iddiasına göre. Topu topu 2 yıl olmuş evleneli, topu topu 3 ay neredeyse aynı evde yaşamışlar. Şaşıracaksınız ama eşiyle barışmak istiyor bir taraftan da. Hani biraz daha gel, biraz daha dolandır beni demek istiyor herhalde. İddiası doğruysa. Şimdi Elif'i 13 yaşındayken 30 yaşındaki Yaşar'a gelin ettiler efendim. 14 yaşında ilk bebeğini kaybetti kayınpeder dayağından. Hep onun iddialarını söylüyorum. 15 yaşında Sıla'yı kucağına aldı. Gördüğü şiddete dayanamadı. 2-3 kere baba evine gitti. Her seferinde geri döndürüldü ama son gelişinde bebeği 6 aylıkken artık bir daha gitmemek üzere geldi. Ve halasının oğlu Can'la kaçarak artık yaşı da tuttuğu dönemde resmi nikahla evlendi. Ama Sıla nerede kalmıştı? Ablasının evinde. Gelip alacağız demişti Can ama sözünü tutmadı. Aradan da 14 sene geçti. Bu arada Can'la kaçmışsın ama Elif, Can da senin kafanda sandalye kırmış. Evet. Kafanı yarmış. Evet, alkollüydü. Yani kötü alışkanlıkları varmış. Hani sen yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşsun. Evet. 3 tane de çocuk olmuş orada. Şimdi çocuklar da hakikaten biri 10, biri 8, biri de 6 yaşında. Ama sen 3 sene önce Can'la yollarını ayırdın. Evet. Ama nikahınız devam ediyor. Evet. Ve ne yaptın? Gizlilik kararı aldırdın. Kimse, ailen de dahil, evet, senin nerede yaşadığını bilmiyorlar. Bilmiyor. Ama sen Can'a çocuklarını gidip, hı-hı, yanına, evet, gösteriyorsun. Evet. Can'la şu anda problemsizsiniz. Babana kızgın mısın? Kızgınım, Allah rahmet etsin, kızgınım. Vefat mı etti? Evet. 5 ay önce. Evet. 5 ay önce babam vefat etmiş ama bu yaşadıklarının sorumlusu aslında 5000 lira başlık karşılığında 13 yaşında kızını İstanbul'a gönderiyorsun. 30 yaşında bir adama,
Orada ailesi de var ve rahat uyuyabiliyorsun. Hani Allah rahmet eylesin. Ölümün arkasından konuşulmaz ama bunu yapanlar çok olduğu için nasıl rahat uyuyabiliyorlar? 13 yaşındaki kızım acaba nasıl bir ortamda? 30 yaşındaki adama veriyorsun da bu adam kızıma nasıl da bir kere nasıl buna razı geliyorsun, evet, yani? Evet. Nasıl kızının gelin olmasına razı? Vicdanı körelmek buna diyorlar herhalde. Böyle bir şey olamaz yani. Çok kardeş miydiniz Elif? Yani bir boğaz kardeş eksilsin diye mi verdi seni? Yo, 11 kardeşiz. 7 kız kardeş, 4 oğlan. Bir boğaz eksilsin. Yani 3-4 kişi kalmıştık zaten. Peki şimdi bir daha Can o sözünü tutmadı. Sıla geldi 14 yaşına ve sen 14 senedir 6 aylık bıraktığın kızını bir daha göremedin. Ne kaldı senin elinde, ona ait hatıra, anı ne var? Hiçbir şey kalmadı. Sadece resimleri var. 6 aylıkken resimleri var ama. Yani hırkası yok, kaza yok. Vardı. Kırmızı şapkası vardı. Eldivenleri vardı, hırkası vardı. Ben kaçınca ablamların orada kaldı. Geri döndüğümde zaten almıştım onları. Ablam tekrar verdi bana, kızının bunlar diye. Aldım, onlarla avunuyordum, öpüp kokluyordum. Sonradan ne oldu? Kayboldu. Kayıp ettiler çocuğumun eşyalarını benden. Çocuğundan hiçbir şey kalmadı. Yok. Peki, Yaşar'ın ailesinden, Yaşar seni bir daha rahatsız etti mi? Yok, etmedi. Etmedi. Yaşar'ın ailesinde, o da evlenmiş, çoluğa çocuğa, evet, karışmış. Ama ne yapmış? Sıla'yı kendi yanına almamış. Yani şu anda babaannemi bakıyor ona. Evet. Dolayısıyla Yaşar'ın da bir hayatı olmuş. Evet, Yaşar'ın da bir hayatı olmuş. Ama Sılacık babaanneyle, dede var mı bilmiyorum. Var. Onların yanında. Evet. Şimdi bu fotoğraf hocam geldiğinde... Ha. Ablam getirmişti. Fotoğraf geldiğinde çok sevindim, çok ağladım. Fotoğrafçıya ben gittim, kendimden onu birleştirdim. Photoshop yaptım. Evet. Bu halini fotoğrafta mı gördün peki? Evet. Bu kaç yaş olabilir? Bu 2-3 yaşlarında olabilir herhalde. Kime göndermişler fotoğrafı? Ablamlar görüşüyor zaten. Onlarla görüşüyor ablamlar. Düğünlerde olsun, mevlidlerde olsun görüşüyorlar. Eniştemin yeğeni bu. Peki ablan Sıla'yı da görüyor. Evet, görüyorlar. Hepsi görüyorlar. Benim kız kardeşlerim hepsi görüyor. Ama ben sadece göremiyorum. Peki teyzeler olarak seninle niye görüştürmüyorlar? Hiçbiri de görüştürmedi. Senin ablan bu Yaşar'ın akrabasıyla evli değil mi zaten? Evet, teyze gelin. Evet, yani... Sıla onlara misafirliğe de gidiyor. Evet. Gel kızım, anneni arayalım. Senin o ablanla aran kötü mü? Yok, hiç yok değil. Niye peki? Aa. Niye? Çekiniyorlar herhalde. Bilmiyorum, bir şey yok. Kavga edecekler. Senin amacın ne? Görmek mi, yoksa çocuğunu alıp diğer çocuklarına birlikte yaşamak mı? Amacın ne? Yani çocuğu almandan mı korkuyorlar Elif? Ya hocam evet, almamdan korkuyorlar. Zaten sen zaten bu saatten söylüyorlar. Sonra almak mı istiyorsun, yoksa ara ara görmek mi istiyorsun? Çocuğum? Ya hocam gelirse evladım bana, isterse beni anne diye, ben alırım evladımı, niye almayayım? Ama bir kere de olsa kokusunu ben diyeyim onun, böyle içime çekeyim. Öpeyim, koklayayım onu istiyor. Neyse ki böyle durumlarda bunca yılın sonunda bazen çocuklara annen öldü falan diyorlar. Evet. Annen yaşamıyor, annen şöyle. Allah'tan Sıla annesinin varlığından haberdar. Bir hafta önce bir şekilde ulaşıyor ve ben anne diyor sana, herhalde çok etkilenmişsindir. Evet. Anne dediğinde. Anne seni arayacağım ben, biraz zaman ver bana diyor. Fakat sonra telefonlar engelleniyor. Yine burada ben Elif'in ablasına... buradan sesleniyorum. Bu görev sana düşüyor teyze olarak. Tabii, tabii. Yani o ailenin içindesin. Buradan da Sıla'ya lütfen söylemek istediklerini söyle. Çünkü artık 14 yaşında ve bence görüyor, izliyor, duyuyor. Duygularını dile getir ona. Ben öncelikle buradan büyüklerime sesleniyorum. Bana ne olur yardımcı olmalarını çok istiyorum.
Ben çocuğuma kavuşmak istiyorum artık. Ben yanıyorum, bitiyorum artık. Dayanamıyorum artık. Özlemekten böyle çok anlatamıyorum, ifade edemiyorum artık kendimi. Çocuk, diğer çocuklar bir ablaları olduğunu biliyor mu? Biliyor, hepsi biliyor. Onları da getirdim. Ablama gidiyoruz diye seviniyorlar üçlü. Ablalarını biliyorum, ben hiçbir zaman saklamadım. Yaşar'ın yeni evliliğinden kaç çocuğu var biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Şimdi Sıla'nın, Sıla'ya da sesleniyorum buradan. Annenle, anne bir kere üç tane daha kardeşin var. Bir de baban evlilik yapmış, oradan da kardeşlerin var. Ama annenden de üç tane kardeşin var Sıla'cığım. Onları da tanımak istersin diye düşünüyorum. Orada büyüklerime sesleniyorum dediği de Elif'in herhalde kayınvalidesine, kayınpederine, efendim işte görümceler varsa onlara... Bence önce kendi ablası bu konuda bir şeyler yapabilir, çok rahatlıkla yapabilir. Hani kendi aile düzeninin bozulacağından mı korkuyor bilmiyorum. Ama biz bugün bu konuyu bir açmış olduk. Bakalım Elif 14 yaşındaki kızı Sıla'ya önümüzdeki günler içerisinde kavuşacak mı? Ve Sıla da 3 kardeşini tanıma fırsatı bulacak mı? Efendim buraya bir anne baba geldi. Dediler ki 6 Aralık'tan beri kızımız kayıp diyerek gelmişlerdi. Bugün ayın 20'si, yani 13 gündür, 14 gündür kayıptı. Biliyorsunuz Cuma günü de yayınımıza çıktı ve bugün onlara bir sürprizimiz olacak. Kızını özledin mi Sayma? Çok özledim, çok özledim. Kızımı çok seviyorum. Kızıma canım feda olsun. Kızımı buraya geldim, okutmak için geldim. Kızımın hedeflerine ulaştırmak için geldim buraya Serap Hanım. Şimdi Gizem diye bir arkadaş edinmişti biliyorsunuz. Evet. Onunla beraber bir macera. İşte gidiyorlar Çorum'da ev tutuyorlar. Beceremiyorlar. Biri 18, biri 19 yaşında. Ondan sonra Gizem İstanbul'a ailesinin yanına dönüyor. Diyor ki İlayda İstanbul'a gitti. Bir de benim 300 lira paramı aldı. İlayda'yı suçladı. Evet, en son zamanda. En son görüştüğümde İlayda dedi benimden 300 lira para götürdü cüzdanımdan. Çaldı demek istiyor. Çaldı, yani. Hırsızladı. Ondan sonra dedi kadın sığınma evine gitmiş İlayda. İlayda bir not yazmış dedi. O da benim yanımda duruyor. Gizem bana söyledi bunları. Ve Gizem de canım, numarasını değiştirdikten sonra... Yayında söyledi ama not yok dedi. Evet. Bana notu var dedi. Notu atmışım dedi. Attım dedi bize, evet, o gün, evet, yayında. Hocam ondan sonra bana dedi ki nerede kalmıştım? Not var dedi. Not var dedi. Ondan sonra Gizem numarasını değiştirdi ya, telefon numarasını. Kızımın numarasını da değiştirdi. Acaba sizce sizin kızınız neden size dönmek istemiyor? Siz kendinizde hiç hata buluyor musunuz? Mesela baba olarak Turan Bey... Kızına kötü davranmış, şiddet uygulamış olabilir misin? Kesinlikle. Mümkün değil, mümkün değil. Sorabilirsiniz. Çünkü telefonlardan bizi, çünkü, komşudan, arkadaşlardan. Biliyorsunuz Gizem dedi ki ailesinden şiddet görüyordu. O bizimle beraber yaşamıyordu ki. Çocuğu kandırmak bizimle için. Bizimle mi yaşıyor çocuğun Gizem? Yıkadı. Benim çocuğum uysal, kendi okuldan eve, evden okula. Annem gile benden izinsiz gitmezdi. Tek başına gitmezdi. İşte mümkün değil. Sözde... O da İlayda'nın anlattıklarını söylüyor. Tamam işte. O beynini yıkamış. Görüyordu. Beynini yıkamış. Kızım ilk gittiği gün 5 gün benimle hiç konuşmadı. Kızım dedim ne olursun İlayda, kurban olurum sana canım kızım. Ben seni çok özledim. Bir anne hasreti giderelim dedim. Bir hata yaptıysan, izinsiz çıkmış gitmişsen bu da suçtur dedim. Ama ben seni affediyorum kızım dedim. Bak ne olursun. Sen neredeydin? Nerede kaldın? Hiç bana bir şey anlatmadı. Gel dedim kızım beraber konuşalım. Benimle konuşmuyordu. Sürekli telefonda. Telefonun şarjını alıyordu. Duvarın dibinde oturuyordu. Telefonu elinden kesin. Sayma Hanım, Turan Bey, yani anneannesine bile tek başına gitmemesi, izinsiz evden hiçbir yere çıkmaması, aynen, bu da bir şiddettir. 18 şiddet yaşında bu değil, çocuk. Yok. Bir kendi ayakları üstü durabilmesi lazım. İşte bir kere gitmiş, değil, gitmiş kendi gitmiyor. Kendi gitmiyordu. Öyle akıllıydı. Bu akıllılık elden... değil ki, özgüven eksikliğinden olur. Yok, ne demek o yaşta çocuğun gezmesi? Özgüven lazım. Verdik. Bak ne hale geldik hocam. İşte bir kere olur tam olur. O yüzden baştan o güveni sağlayacaksınız ki mantıklı karar verebilecek çocuk kendi. İlayda tamam doğru, hiç yalan verebilecek konuşmazdı bana. Gizem'i tanıdığından beri, tamam mı? Diyordu mesela, diyelim ki Elif'teyim. Elif'ten
Turan'a çıkıyordu kızım. Yalana da alıştırmıştı onu Gizem. Peki ilk o iki defa kaçışında, sonra eve gelişinde büyük bir tepki gösterdiniz mi? Kesinlikle İbrahim dayısını arayabilirsiniz. Mersin'de kardeşim fırıncı yaş pasta aldı, sürpriz yaptı. Hoş karşıladık. Dayıları sevdi, teyzeleri sevdi. Arayabilirsiniz ve görüşebilirsiniz. Çünkü İlayda pek öyle söylemiyor. Yani dayısıyla ilgili de, korkusunda, babasıyla ilgili de pek öyle konuşmuyor. Korkutulmuş, İlayda çok korkaktı. Atatürk Anadolu Lisesi'ne de bağlanabilirsiniz. Arkadaşlarından sorabilirsiniz. İlayda ne kadar korkak bir kız olduğunu da arkadaşlara anlatabilirler Serap Hanım. Selma Hanım, kendisi 18, öbürü de 19 yaşında bir kızdan mı korkuyor yani? Diğeri başı boş, diğeri başı boş. Hala ne yapmış da korkutmuş olabilir korkutmuş Gizem? Olabilir neyle korkutmuş yani, olabilir İlayda'yı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ne etki altında bıraktıysa sayını hocam hayatına bilemiyorum. Hayatına yeni girmiş 19 yaşındaki bir arkadaşından bahsediyoruz. Yani ne olabilir ki? Neyle korkutmuş olabilir? Peki gelip kendileri anlatsınlar o zaman. Evet, anlatsınlar. Peki kendileri anlatsınlar. Anlatsınlar. 14 gün sonra ilk defa kızınızla yüz yüze geleceksiniz. Evet, evet. Gizem de yanında. Evet. Beraber geldiler. Evet. Ne yaşadıklarını, neden bunları yaptıklarını bizzat kendileri anlatacaklar. Hocalarımın arasına alacağım onları. Sağabilir miyim? Gel bakalım. İlayda, annen sarılmak istiyor sana. Şuradan gelin kızım. Bir kere. Tamam canım, sen kurban git. Ben de mutfağıdır. Tamam. Şu tarafa gelin. Tamam. Tamam mı? Şuraya kurban olayım sana. Evet. Şöyle arkana yaslan yavrum. Gizem hoş geldin, İlayda hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, baban da özledi seni aslında baktığında. Peki, İlayda, neden ailenden kaçıyorsun İlayda? Abla, yani sürekli tehdit ediyorlardı, baskı yapıyorlardı. Ben bunlara asla gelemedim. Kızım, daha önce ondan yapıyor muyduk tehdidi biz? Eskiden de yapıyordunuz. O yüzden benimle yani özgüvenim kaldı eskisi kadar. Ve yani insanlarla olan iletişimim yani hiçbir şekilde artık güzel konuşamıyorum. Neyse işte ben olaya direkt girebilir miyim? Tabii. Ben işte ilk evden ayrılma sebebi şu şekilde oldu. Şu an çok heyecanlıyım. Üstüme çok geliyorlardı, baskı yapıyorlardı. Kim geldi İlayda üstüne kızı? Hepiniz anne. Hayır. Sonra ben evden ayrılmak istedim abla kendi isteğimle. Gittim. Sen okuyordun ama. Ayrılıp ne yapacaktın? Halk eğitimi yazılacaktım ya da senin ben zaten kendi ayaklarımı kızı durdurabilen bir insanım hani. Nasıl, para mı kazanıyorsun? Hayır. Halk eğitimi yazılacaktım ben. Yani amacım vardı aslında benim güzellik konusunda. Olmadı abla, ben de evden ayrılmak istedim. Peki hem evde kalıp hem halk eğitime gidebilirdin. Evet. Hem evde kalıp hem eğitimine devam edebilirdin. Kızım, ben seni çünkü çok seni seviyorum anneciğim. Okutmak istiyorlar aslında. Abla, yaşadıklarımı bilmiyorsunuz. Sonra ben eve yani tekrar gelmek istedim. Kızım, yaşadıklarını belki bana karşı iyi olurlar diye. Ondan sonra dayım üstüme geldi benim. Direkt böyle hurra yani saldırdı resmen. Yok. Geldi benim hattımı aldı abla. Ver dedi, hattını çıkaracaksın dedi. Kimliğini de vereceksin dedi. Ondan sonra... Hayır, kimliğini sen yanında götürdün kızı. Götürdüm işte. Evet. Kaçmadığım kimliğini şey bu. Kimliğini alsaydı dayı senin yanında olmazdı ki şimdi kimliğin kızı. Neyse işte ondan sonra bana ilk başta normal davrandılar. Ondan sonra akşam oldu. Bir olay oldu abla. Yani Gizem için böyle olay oldu. Ama Gizem'le sürekli babam konuşuyordun geldi içeri, İlayda. Dedi ki bak dedi, bana bağırdı. Babam. Yok, pompalımız yok ki bizim. Hayır, fırından getiririm seni vururum dedi abla. Ben hatta ses kaydını aldım. Bunu benim kayıp şahabe burasıyla ben iletişimdeydim. Hani dedi ki bana bir şey olursa yazabilirsin demişti. Sonra ben dedim ki babamdır dedim, atmayayım dedim. Yine bir de seni evlendireceğiz mevzuu var. Onu kim söyledi? Onu dayım. Kızım, seni kiminle evlendireceğiz? Yok, onu söylemedi. Dayım. Şaka yaptı. Hayır, kızı. Akşamdı. Durdun, seni kiminle evlendireceğiz? Kiminle abla biz? Dayım dedi ki güzelsin, güzelliğini kullan dedi. Polisin seni oğlu varmış çok, abla dedi. Sen Gizem çok yalancı kızım, bir kızsın. Bu kızımı sen bu hale biraz getirdin. Biraz baba konuşsun. Bu hiçbir şekilde ses, anne suçlamayın insanları. Bir saniye. Ses kaydı da var diyor. Baba, tehdit mi ettin sen onu? Ölümle mi tehdit ettin? Yok, ben kızımı öldürmek için yetiştirdim. Ben size soruyorum. Bir anne bir baba olarak. Hiç kimse onun için yetiştirmiyor. Ama nerede sinirinin
yükseleceği, nerede kontrolünü kaybedeceğini kimse bilemez. Hele bir sonra yaşı 18 olmuş, sana bir hangi gün kızım bir tokat vurmuşsunuz? Öbür kardeşlerine de bağlansınlar kızım. Bağlansınlar ama ben 18 yıl boyunca bak. Bak evde şiddet var mı? Tek tek konuşalım. 18 yıl boyunca ben bir olay olmuştu küçüklüğümde. Babam çok içki içiyordu. Annem buna boyun eğiyordu abla. Biz yani korkarak büyüdük biraz. Ondan sonra büyüdük. Aklımız başına geldi. Artık her şeyin farkına vardık. Hani büyüdük ya. Ama baba içki içiyordu. Size hiçbir şiddet uygulamıyordu ki. Hayır. Bir dakika. Hayır. Erkek hatırlıyorum abla. Bir ara koltukta oturuyoruz. Erkek kardeşim sırf bağırdı diye koltuğu affedersiniz idrarını yaptı. Kaçırdı. Kaçırdı sırf bağırdı diye. O zaman o günden bu yana çocuk panik atak oldu. Erkek kardeşim. Tabii biz küçüğüz, bir şey anlamıyoruz. Bir şey de sizimizi çıkaramıyoruz. Öyle böyle biz büyüdük, zorla büyüdük abla demesinler şimdi tehdit. Yani her şey yalan burada diyor yani, benim buramda morluk varmış. Ama bana bir fıske geldiyse. Kızım biz seninle en son 4 tane. Diğer diğerleri senden büyük mü küçük mü? Yok, en büyükleri benim. En büyükleri İlayda. Onlar ne durumda peki kardeşlerin şu anda? Evdeler, Mersin'deler. Yani onlar da şiddet mi görüyor hocam? Bağlanabilirsiniz. Oğlum trafik kazası geçirdi. Bacağından bileğinden kırık oldu. Okula gidemiyor. Küçük Elif'im dışarıda bekliyor. Okula gönderemedim. Öbür Beyza kız kardeşi evde onu bekliyor. Kardeşine bakıyor. Kardeşine bakıyor. İşte bizi perişan ettiler. Bir dakika. Gizem, nerede tanıştınız İlayda'yla? Kimde kalıyordunuz? Ortak arkadaş. Nasıl? Ortak arkadaş. Hı. Kaç ay oldu tanışalı? 2 ay. 2 ay. Ve 2 aydır kaçmaya başladı İlayda baktığın zaman. Aynen. Bir ay, evet. Yani seninle tanıştıktan sonra. Daha önce hiç kaçıkmazdı dışarıya. Senin nasıl bir aile yapın var? Biraz anlatır mısın bize? Annen, baban kim, kardeşlerin senin var? Senin Instagram'ını da döktüreceğiz Serap Hanım. Serap Hanım bir saniye anlatsın. Evet. Gülme, gülme. Buraya soğut aralık için gelmedik. Anne gerçekleri anlatın. Sakin anlatsınlar. Tamam, evet. Tamam hocam. Gizem anlat. Yani, annen, baban ne iş yapar? Yine ben seni kaç kardeşin kızım var? Babam, annem yatalak bir teyzeye bakıyor, yatılı. Baban cezaevinde mi senin? Evet. Ne kadar cezası var? Daha belli değil cezası. Belli değil, yargılanıyor şu anda. Başka kardeşin var mı? Evet. Kaç tane? 2 daha var. Küçük... Bir ablam var, bir kardeşim var. Ablan evli mi? Evet. Kardeşin erkek mi, kız mı? Kız. Kız çocuğu, peki. Sen ortak arkadaşlar vasıtasıyla İlayda'yla tanıştın. Evet. Bu kadar. Sen daha önce İlayda'yı tanımadan önce başka arkadaşınla hiç kaçtın mı? Hayır. Niye kaçtın şimdi o zaman? Demek ki sen İlayda'yı tanıyınca, hı, İlayda da seni tanıyınca birlikte bir kaçma, bir, hı, macera, işte yok Çorum vesaire. Niye böyle bir şeye kalkıştınız Gizem? Çorum olayı yok. Biz Mersin'deydik. Veyahut da kaçma teklifi kimden geldi? O bir ortak, hı, karar mıydı niye bu? Niye Çorum dedin bize o zaman? Ya not biz, bırakmış 300 lira paramı almış dedim İlayda. Kızım hayatta hırsızlık yapmaz. Selma Hanım müsaade ederseniz, tamam, biraz konuşsunlar. Tamam. Neden bize Çorum dedin? Biz yani gereken yerlere ben doğruyu söylemiştim. Biz onun için yayında öyle söyledim ben. Tamam ama o gün dedin ki bir arkadaşımın özel aracıyla biz Çorum'a gittik. Orada ev tuttuk. Fakat ondan sonra baktık olmuyor. Ben yine özel bir araçla İstanbul'a ailemin yanına döndüm. Zaten öncesinde de İlayda not bıraktı ve gitti dedin. Paramı çalıp gitti. Paramı çaldı dedi. İlayda sen Gizem'in parasını mı aldın habersizce ondan? Abla özelden konuşabilir miyiz sizinle? Peki. O konuya girmek istemiyorsun. Peki. Şimdi. Bir daha bu şu konuya geleceğim. Lafınızı balla kesiyorum. Hı. Annem diyor ya hani korkarak bakıyor diye telefona. O öyle bir şey asla değil. Ben konuşuyordum, arıyordum. Sesli arıyordum. Ya diyor geleceksin. Ama kızım geleceksin, sen geleceksin diye. Okuluna devam etmek için, hedeflerine seni ulaştırmak için seni istiyorum. Ne diyebilir anneciğim ki başka İlayda? Ne demesini bekliyorsun? Gelme, kal, giz takıl mı demeni? Ne demez? Bir anne olarak ne demesini bekliyordun? Yani ne ister insan başka? Evladım güvende olsun, tabii, evinde olsun, daha yeni tanıdığı, olsun, yeni tanıdığı bir arkadaşıyla nerede olduğu belli değil, geziyor, tozuyor. Bundan başka ne isteyebilir? Sen yani 18 yaşımıza geldik, 19'umuza geldik, artık sizi büyüten, bugüne getiren
aileniz yok mu farz edeceksiniz İlayda? Abla ben yani yaşadıklarımı şimdi burada anlatmak istemiyorum. Özelden konuşursak size detayına kadar anlatabilirim. Ablamla da konuşamıyorum. Kızım özel olan şey nedir? Bir Allah rızası anlat da herkes dinlesin kızım. Evet. Tüm gerçekten Türkiye tövmet dilese... altında kalıyor yoksa annem baban. Çünkü anlat, seyirciler kızım, ne düşünecek biliyor musun? Babanla ilgili, annenle evet. ilgili her türlü şiddet, psikolojik şiddet, farklı bazı şeyler. Yani hakikaten tövmet altında bırakıyorsun. Ya bak psikolojik baskı, psikolojik şiddet, ondan sonra sözlü hakaret ediyordu babam o zaman. Yine ediyor o kadar yani etmiyor ama üstüme çok geliyorlar abla. Kızım sen de bizi dinliyor musun evin içinde İlayda bir anne olarak? Bak ben bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyordun? Mesela gezinmek istiyorum arkadaş vesaire ortamda. Hayır, başına bir şey gelir. Yani kız erkek ayrımı yapıyorlardı abla bizim evde. Ondan sonra zaten baskıları, tehditleri çok başladı benim üzerime. Nedense mesela evde bir olay oluyor. O olaydan benim olayım ama o olay bana söylenmiyor hani. Evin içinde oynanıyor ve galiba annem bir tane şey adama benim fotoğrafımı atmış. İşte adını yaz. İlayda. Kanadı da var hatta telefonda bakabilirsiniz. Halamın oğlu Yusuf vardı Mardin'de. Dedim İlayda çok akıllıydı. Ben çok onu üzülüyorum. Çok seviyorum. Hayır abla konuşmalar da öyle değildi. Neydi? Konuşmalar neydi? Konuşmalar öyle değildi ki. Diyordu ki kızının ismini yaz İlayda dedi. Sonra dedi ki bu resmi net değil dedi. Gözünün net olduğu bir fotoğrafını at dedi. Ondan sonra İlayda, bu tamam dedi. Yani Hacı Hoca'dan mı medet umuyordunuz? Siz de bir alemsiniz. Gizem. Gizem'le tanışana kadar ama... Sen bütün bunlar daha önce yok, böyle bir şey yoktu. Yokmuş gibi yaşadın. Evet. Hiçbir şey yapmadın. Polise gitmedin. Sosyal hizmetlere gitmedin. Evet. Şikayet etmedin. Gizem karşı sayısında kusur yoktu. Ne zaman ki Gizem'le tanışıyorsun birdenbire ben şiddet görüyordum. Kafa 180 derece döndü. Ben şöyle oluyordum deyip kaçıyorsun. Hayır abla olay Gizem değil. Ben... Kızım olay Gizem'dir. Olay Gizem değil. Bak sen bununla tanıştıktan sonra değiştin kızım. Sen çok kızım. Akıllı bir kızım. Hayır abla olay Gizem değil. Ben anlatacağım sana her şeyi. Yani sen anlatacağım Hanım, lütfen. Kızın son iki aydaki bütün telefon görüşmelerini gözden geçir. Bak Gizem'in dışında görüştüğü bir numara var mı? Hı. Gece gündüz. Bak Gizem'in dışında görüştüğü bir numara var mı? Şimdi kızım diyor ki sorun Gizem değil. Gizem sen nasıl kabul ettin? İki ay önce tanıştığın... Siz nereye gidiyordunuz de? Bir dakika. Bir kız var ne İlayda. Bakıyorum. Nasıl... Yok işte Mersin'de orası burası gezdiniz. Neyine güvendin? Yani niye? Niye sen de evi bıraktın mesela? Gizem senin nasıl? Derdin neydi? Hadi o diyor ki bu sebeplerle bravo. Ben evden ayrı... Senin derdin neydi? Ben yanında olmak istediğim için yani. Kızım beraber. Kızımın yanında kalmak sana mı düşüyor? Senin kendine düşüyor. Hayrın yok kızım. Bir de anne babaya düşüyor. Senin kendine faydan yok kızım. Elin çocuğunu ne yapıyor? Devletimize hiç düşüyor. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Bak yüreği yanan bir anne bir baba var. Siz anneni arıyoruz. Kızımız yanınızda mı diyor yanımızda getiririz. Madem ki sen bu kızı kaçırmamışsın, beni yıkamamışsın niye getirmiyorsun? Anne normal bir aile olsa. Bacım bak kızım bende gel. Gel kızını götür derdi. Ama hayır. Ne yaptınız? Hep üstünü kapattın. Benim ailem bilmiyordu ki zaten. Kızım yalan söyleme. Bilmiyorum. Bak yalan söyleme. Şimdi bilmiyor İlayda'nın dayısı telefon. Bilmiyorsa Cengiz abiye hatta bağlansın. Ben Cengiz Bey'e bağlansın. İlayda'nın dayısı telefonda. Gizem'in de annesi Ayşe Hanım telefonda. Dayıyı aslında sen biraz suçladın. Hayır abla dayı. Suçlamadım ya. Kızım, bir kendisi dedi bana mutfakta bunun şakası olmaz. İşte bu suçluyorsun demek. İddiada bulunuyorsun. Ne dedi dayı sana? Dedi ki seni evlendireceğim dedi. Polis ne oluyor dedi. Sonra dedi ki seni Mardin'e göndereceğim dedi. Hayır. Güzelliğini evden... kullan demiş. Öyle bir şeyler demiş. Söyledin. Dayı telefonda. Merhaba. Sana yatlar katlar alır dedi. Alo. Neydi dayının ismi? Velid. Hangi dayısı şu anda? Hayır. İbrahim. İbrahim evet İbrahim Bey merhaba. İbrahim dayın mı dedi sana bunları? Yok Velid dayım dedi. Velid dayın İbrahim söyledi. İbrahim dayıya demişsin sana geleceğim gitmemişsin. Biz kent sitesinde kalmışız. Bana. Onu da anlatır mısın? Bir saniye kızı? Müsaade edin. İbrahim Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım. Şimdi Velid Bey de sizin kardeşiniz herhalde. Evet. Diğer evet. dayı. Ben seni evlendireceğim, Mardin'e göndereceğim bir polisin oğlu. Yani biraz... Korkmuş da kaçmış gibi anlatıyor. Siz ne biliyorsunuz? Niye bu kız evden kaçıyor? Bunca zaman kaçmadı da.
Ne oldu son zamanlarda? Ya şimdi benim pek fazla bu şeyle ilgili bir bilgim yok. Ya şimdi ben Mersin'de fırıncıyım. Hı. Ya benim iş yerim var. Geçen hafta yeğenimle konuştum. Hatta benim hanım da bayan kuaförü. Evet. Biz devamlı yazışıyorduk her akşam. Ve ben söylüyordum yeğenim, ben seni çok seviyorum. İşte en değerli dayım benim. Bak gel dön evine. Benim ablam üzülüyor, eniştem üzülüyor, kardeşlerim üzülüyor. Ondan sonra tamam dayıcığım geleceğim. Hatta dedim ki yeğenim dedim gel dedim. Ben sana dedim çok güzel bir yemek yapacağım dedim. Dayı dedi bana tava yap. Kızım dedim ne istiyorsan yapayım. Et mi istiyorsun, ayıp söylemesi, tavuk mu istiyorsun? Ne istiyorsan emrindeyim dedim. Canım sana feda dedim. Gel ne istiyorsan gel. O da tamam dedi dayım dedi. Yarın gelirim dedi. Kaç gibi gelirsin yeğenim dedim. Bana dedi 4-5 gibi. Evet. Ya bu konuştuklarımız geçen haftaydı. Hı hı. Bugünkü şeyinden itibaren değil. Geçen hafta bu konuştuklarımız. Bu evden uzaklaştığında. Hı hı. Ondan sonra tamam dayıcığım dedi. Söz dedi. Yarın geleceğim. Hatta dedim bak dedim beni kandırma dedim. Yarın gel. Otururuz. Bir sorunun varsa, bir şeyin varsa otururuz çözeriz. Hı. Konuşuruz. Sohbet ederiz. Yani bu işleri konuşmakla anlaşılır. Yani sen bizi yani yerden yere yıktın. Yazık, annen baban perişan. Kardeşlerim perişan. Peki bir şey soracağım. Bu İlk ya da ikinci kaçışında eve döndüğünde pasta yapıp getiren siz misiniz? Evet, ben aldım. Nasıl bir ortam vardı? Baba sinirli miydi? Anne? Gerçekten? Yok, hayır. Hayır, hiç gittikten kimse. Gittikten sonra çok yok, değiştiler. Yok, hayır, kızım. Anne bak. Serap Hanım. Efendim. Yani hiçbir şekilde bir tepki yoktu. Yani hı, herkes gayet güzeldi. Ve biz, yani bütün bizim yaklaşımlarımız, girişimlerimiz hepsi yani 10 numaranın üstündeydi. Yani hatta yüzüne de vurmadık. Demedik ki kızım niye öyle yaptın, niye gittin? Herhangi bir şekilde bile hiç kesinlikle böyle bir şey olmadı. İlayda, o gece dayın, diyelim ki dayın gittikten sonra bir şeyler oldu. Ne yaptı? Dayak mı attı baban sana? Dayak atmadı abla. Ben yerde oturuyordum. Telefon takmıştım şarja. Sonra geldi böyle... Konu Gizem'le ilgiliydi. Gizem'le konuşuyordu. Gizem'le konuşuyorum diyeydi ki... Balkonda bağırırken İlayda... Dedi ki bir dakika de. Anlatacağım kendimi. Hep siz tamam. Konuşuyorsunuz. Bak abla dün tamam. Zaten çok yani sinirlendim tamam, dedi kızım. Ya. Böyle burası morarmış. Yalan. Gelin test yapalım. Hastaneye götürün. Ben kabulüm. Dedi ki... bak dedi fırından dedi pompalıyı getiririm dedi. Kafanda vururum senin dedi bana. Bu şekilde söyledi. Babam dedi. Kızım bu kadar sana da seni vurmadım. Şimdi mi vuracaktı? Bunca sene bunu böyle bir şey yapmadı ama. Bilemem ne yapacağını. Ya bilemem nasıl bir reaksiyon göstereceğinizi. Ablam, bir piske vurmuş değilim ya, Allah razı olsun. Bakın diyorum size o güne kadar bir şey yapmamış olabilirsiniz ama bu yapmayacağınız anlamına gelmiyor. İnsanlar kaç yaşındayken Allah korusun katil oluyorlar. Ya, onlar da katil doğmadı yani 40 sene cinayet işlemedi ama bir gün işledi. Tabii bir de hiç fiske vurmamış bir adamın tepkisi değil bu pompalıyla gelir seni vurur. Ya şaka bile yaptıysanız. Böyle bir tepki hoş bir tepki değil yani. Sayın yanlış avukatım. Şakası bile. Velid dayı asıl önemli olan o dayının sana mutfakta söyleyip söylemediği şeyler. Velid Bey merhaba. Merhaba Gizem Serap Hanım. Velid. Siz dayısınız. Evet. Ve mutfakta ona seni Mardinli bir çocukla evlendireceğim. Polisin oğlunu evlendireceğim dedi. Mardin'e ondan gideceksin. Ondan sonra Mardin'e gideceksin dedi. Böyle bir şeyle mi tehdit ettiniz siz İlayda'yı? Ben hiçbir şekilde onu tehdit etmedim. Onlar bizim yeğenimiz. Biz ekmeğimizi tırnağımızdan kazanan insanlarız. Evet. Ve ben ilk kaçtıktan sonra dedim ki bu kız hep böyle kaçacaksa gelin bunu baş göz edelim, evlendirelim. Biz namusumuzu korumak amacıyla, hatta zorlama diye bir şey yok. Dedi ki yok dayı ya, bir daha tekrarlamadık. Ondan sonra zaten o da yanlış bir yaklaşımmış. Yani kaçacak adam ondan da kaçar. Birdenbire ama birisiyle evlendirir. Bu yaklaşım Hanım, da doğru değil. Biz bunu hani zorla veya illa evlensin diye bir şey demedik. Ama biz bu evden kaçtıktan sonra... Annesi dedi ki ya işte keşke evlenseler de hani bu dertler bitse. Ben de dedim ki eğer şey yapıyorsan bir arkadaşımızın oğlu var bekar. Ha bunda bir şey yok. Şaka yaptık. Bunu zorla. Bunda zorla diye bir şey yok. Artı ben gittim kızım öptüm bir daha yapma kızım evet. Bu hataları.
bir isteğin, bir şeyin var mı kızım? Bir şey istiyor musunuz? Diyen bunları benim. Bizim aslında bunlar bence bir... bakın Velid Bey, hı, bence bütün bunların kökeninde ne var? Bu kız neden böyle davranıyor? Neden işte şimdi gizemle bunları araştırmak ve belki de işte psikoloğa, psikiyatriste gidip gerçek sebebi ortaya biz çıkarmak, evlendirmek bir çözüm olamaz ki. Hayır, üstünden biz atmak bir olur. Yani bir de baş göz etmek şeklinde. Bir kere söyledik da biz onu, bir daha tekrarlamadık. Artı herkes kendi çocuğundan sorumludur. Kimse kimsenin, ha ama bizim yerimizdir. Dedik ki böyle hani olursa, ha ondan sonra biz zaten annesiyle, babasıyla yani aramadık yer bırakmadık. Sonuçta bu bir candır, bir parçadır. Cengiz nerede olduğunu bilemiyorsun. Nerede olduğunu şey yapamıyorsun. Yani ondan sonra ben yani herhangi kimse bir baskı yapmamıştır. Gidin bakın yaşantılarına. Evlerindeler, bir dedikleri iki olmuyor. Her şey yapılıyor. Baba sabahın altısında çalışıyor fırında 70-80 lira yomyeyle. Akşam adam evlerine ekmek götürmek için. Yani kapıp da ondan sonra artı yani şimdi zaten herkes bu işin içinde bir günah keçisi arıyor. Peki Velid yani, Bey sizce nedir sebep? Siz sebebi biliyormuş gibi sanki konuşuyorsunuz. Hani bir günah keçisi arıyor. Şimdi günah keçisi arıyor diyorsunuz. Yani bizim bir günahımız yok diyorsunuz. Peki Gizem niye kaçıyor? Sebep? Şimdi sayın avukatım bakın. Şimdi bunlar hani başlarındakini biz bilemiyoruz. Bunların kafasına ne geçiyor biz bilemiyoruz. Yani biz bunları bilemiyoruz. Yani bunların ne yaşadığını, sonuçta bizim yeğenimizdir, kaybolmuş, annesinin yanına gittik, teselli ettik, geri önümüze gittik. Yani biz bilemiyoruz, bunların içinde değiliz ki. Yani değiliz. Peki, yani biz dedik, bir ne saniye demek istiyorsa, kızım seni korkutmuşlar mı? Sana bir şey demişler mi? Bize söyle. Gittik, öptük. Kızım, canım bir şey istiyor mu? Gel, biz seni gezmeye götürelim. Maksat kız sıkılmasın. Kız tek kalmasın. Hatta evet, biz onu dedi Mardin kardeşim, doğru çıktı. Nenesigil Mardin'de. Annesi dedi hava ki gidelim, biraz dedi hava değiştirme yapalım. Hava Mardin'e değişti gidelim. Ben biraz şimdi Gizem'le İlayda'ya şunu soracağım. 15 gün olmuş. Evet. Bu 15 gündür ne yiyip ne içiyorsunuz kızım siz? Nereden para bravo geliyor size? Bravo. İlayda. Allah özelden konuşalım lütfen ya. Burada özel yok, özel yok. Açık açık konuşacağım kızım. Gizem nereden para geliyor size? Kızım ya burada özel yok. Kaldığımız yani yer zaten belli de burada açıklamak istemiyoruz. Bakılıyorsunuz yani. Nereye kadar bakacaklar size? Gizem senin İlayda'dan başka arkadaşın yok mu? Kim seni tanıştırdı İlayda'yla? Lütfen ne olur. Tamam. Yok mu başka arkadaşın? Var. Yani İlayda eksik olsa senin hayatında, onun hayatından, arkadaşlığından, ailesinden çıksan çok mu yalnız kalacaksın? Hayır. Hayır. Çok arkadaşın var. Ama ben istemiyorum abla ailemi. İfadem de var. Aileni istemiyorsun. Yani bizi hayatında sildiğine... Yok kızım biz seni istiyoruz. Ben seni istiyorum. Kardeşlerini bak, sevmiyor musun? Her zaman için seni kabul ediyorum ve istiyorum. Anadolu Lisesi 4. sınıftasın ve çok da başarılı bir öğrencisin. Evet. Okul hayatın ne olacak? Okutacağım, hedeflerine seni ulaştıracağım. Okuluma devam ederim abla yine ama ben görüşmek istemiyorum. Gizem sen okudun mu hiç? Kaça lise kadar? Bir terk. Lise parklarda bir okuyor. Parklarda okuyor. Saf kızları kandırarak. Hayır ben saf değilim aslında. Bak abla benim aklım, dengem hepsi yerinde. Hani bak demesinler milleti. Ben kızım, saf salak saf değilim. Değilsin, temiz kalplisi. Bir de demişler ki abla bunlar ifadeye güya ben Gizem'le gitmişim ama öyle bir şey yok. Ben ifademi kendi yani aklımla, beynimle, irademle, özgür irademle verdim. Abi dedim ben böyle böyle ifadem de var gösterebilirim. Hani yalan değil. Konuşabilirsiniz. Gidin karakola gidin sorun. Gizem annesi diyor da ben Gizem'i tanımıyorum. Hastaneye İlayda'yla buluşturmak için niye zaten beni çağırdı hastanede buluştuk? Yok sen biz geldin hastaneye. Ben dedim sana niye geldim kızım hastaneye dedim boğazım ağrıyordu. Ben oğlumun trafik kazası raporuna götürmek için. Peki tanımıyorsun gittim da benle telefonda ne yapıyorsun kızım? Gizem sen bırakmıyordun ki kızımı beraber. Daha önce hiçbir arkadaşınla kaçmadım diyorsun. Yok. Kimsenin hayatına bu kadar dahil olmadın. Senin eski Instagram'ını açtılar. Ama burada şimdi üzülmüyor musun mesela İlayda'nın annesine, babasına, kardeşleri çok acı hepsi çekiyor. Hepsi okuldan oldular. Hiç üzülmüyor musun?
Ya kendi, abla olay onluk yani değil. Benim, benlik hayır, bir şey yok. Hayır, kaçmasanız ben zorla da yine görüşseniz. Ben anlamadım mı kaçmanın sebebini? Ben de onu söyleyeceğim. Abla yani, bak bunun sebebini özelde açıklayacağım size en ince ayrıntısına kadar. Ama töhmet altında bırakıyorsun. Annen baban sonuçta evet, onlar senin. Ama annen babanla alakası yok bence bu açıklayacağı evet, şeyin. Evet muhtemelen. Bunun şimdi, senle tamam, alakası var. Teşekkür ederim. Arkadaşınla alakası. Yani çünkü o bugüne kadar onlarla ilgili de hiç kötü bir şey gelmedi. Onu abla da söyleyeyim. Benim evden gitmemin sebebi tehdit ve baskıydı. Ben bunu size söylüyorum. Ama bu kaçmalardan kızım sonra. Kızım baskı olsaydı İlayda. Ben kaçmalardan abla, önceden sonra. Önceden de vardı tehdit. Önceden de vardı. O zaman niye baskı bir yardım vardı almadın? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? Gizem'i tanıyana kadar bu ülkede baskı, çok şiddet, psikolojik dayak, mayak gören kızların, anne, çocukların polise gidebileceğini bilmiyor musun sen? Dördüncü sınıfta okuyorsun. Anadolu Lisesi'nde tabii okuyorsun. Maşallah burada sosyal medyayı onu bunu derslerinde başarılıydı. Kullanıyorsunuz da sen bir polise, jandarmaya gidilebileceğini bilmediğine inanmıyorum. İlayda kusura bakma Allah yani. Allah razı olsun. Ne zaman ki Gizem'le birlikte kafa kafaya vermişsiniz o zaman özgürlüğünüzü ilan etmişsin sen. Özgürlük böyle bir şey değil be kızım. Şimdi Gizem'in annesi de telefonda. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Peki ben şimdi ne olacak? Yani Gizem'le arkadaşlığını her şeyin üstünde tutuyor. Annesinden, babasından, ailesinden. Bu bir iki ay öncesine kadar hiçbir şekilde kimseden yardım istemeyen dayılarına söylersin. Babam bana kötü davranıyor, şiddet uyguluyor diye. Abla benim evet, ailem anlayışlı bir aile değil. Onlar daha ne kadar anlayışlı olsunlar be kızım. İki kere Allah gitmişsin, dönmüşsün. Daha ne kadar anlayışlı olabilirler? Ne yapsalardı yani? Adam pasta yapıp getirmiş, kaçtın diye bir de ödüllendirmişler evet, seni. Evet. Siz anlayışsız aile görmemişsin de o yüzden herhalde. Bravo. Vallahi anlayışsız bravo, aile tebrik görseydin ederim, böyle olmazdı. Tam tersi ne olurdu biliyor Allah musun? Allah size çocuklarınızı bağışlasın. Derslerine daha sıkı sarılırdın. Ben bir şey olacağım, okuyacağım. İşte bu baskıysa neyse ne, kurtulacağım, mesleğim olacak derdin. Okulu bırakmış, Gizem diye birinin peşine takılmış. Orası senin, bura benim, parklar, orada geziyorsunuz. Bu mu ya özgürlük? Bravo. Özgürlükten anladığınız bu mu? Biraz şöyle şu telefonu falan hayırlı, faydalı bir şeyler için kullansanıza. Sizin yaşınızda hani atlet oluyor, şampiyonalar kazanıyor, efendim okçu oluyor, efendim icatlar yapıyor, bir şeyler yapıyor. Onların hayatlarını okuyun, biraz onlardan feyz alın. Bravo. Ayşe Hanım. Efendim. Ya bence bu arkadaşlık bence birbirlerine iyi gelmiyor. Doğru şeyler, bence de, doğru yönlendirmiyorlar birbirlerini gibi bravo, geliyor bana. Çok doğru söylüyorsunuz. Yalnız hocalarım daha iyi bilir. Benim çocuğum kendini bile orada ifade edemiyor. Biz kötü bir aile olsak ekmek parası için ben çocuğumu kimsesiz gibi göndermem. Bizim nasıl bir aile olduğumuzu benim çocuğum da bugüne kadar yok park köşelerinde sokaklarda kimse diyemez. Arkadaşına bu kadar iyilik yaptı bir şey iftira yapamazlar ya. Benim çocuğum orada iftiraya uğruyor ya. Lütfen araştırılmasını istiyorum. Tövbeleri yapılsın. Benim çocuğumun kötü bir şey çıkarsa Allah rızasını tanıyanlar da alınsın. Benim çocuğum daha bugüne kadar kimin çocuğunu kandırmış. Çocuklar nelere sebep olduğunuzun farkında mısınız? Ha? Gizem. Ya ben elimi şimdi rezilim ya. Ayşe Hanım, Ayşe Hanımcığım, size kötüsünüz demiyoruz. Evet. Ama benim çocuğum orada kendini ifade edemezse yalan hocası oldu. Her şeyi söyledim. Lütfen bakın, de kendini bile Ayşe Hanım, bir sakin olun. Sakin olun, rica ediyorum sizden. Biz evlatlarımızın tahtını yapıyoruz ama bahtını yapamıyoruz. Sizi bununla ilgili suçlamıyoruz. Kimse evet, de suçlayamaz. Zaten o da çok üzgün şu an sizin bu üzüntünüz karşısında. Bu bir. Kendini bile ifade edemeyen bir kızın bir başka kızı alıp da oradan oraya oradan oraya gezmesi normal mi sizce? Bravo. Önce bir kendini idare etsin. Sonra okulunu bitirsin bunlar ya. Lise birden terk ne demek? Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya? Benim içimden. İki senedir zaten uzaktan eğitim. Oturacak televizyonun karşısında eğitimini alacak. Bunun yapılamayacak nesi var? Ondan sonra da eğitim gören kız onun uydum akıllı derler ya. Onun aynı, aklına uyuyor. O onun aklına uyuyor. Aileler perişan. Yazışmalarda çıkartın. Kim kimi kandırmış göreceksiniz. Her şeyi istiyorum ıslatlı. Benim çocuğum orada yüz karası gibi olduk biz.
ama ben Ayşe Hanım'a dedim, medyaya çıkacağım dedim. Bu kızım sizin yanınızda dedim, eve getirmenizi istiyorum. Ayşe Hanım da bugün, yarın beni oyalandırdı. En sonunda... Ya olsaydı teslim ederdi ya, ben zannetmiyorum Sayma Hanım. Efendim hocam. Yanında olsaydı teslim ederdi, sana bilgi verirdi, oyalamazdı. Bak hıçkıra hıçkıra ağlıyor, farkında mısın? Hıçkıra bence o da dedi. Koparamıyor. Evet. O da bu arkadaşlığı aynen. Sonlandıramıyor. Şimdi şu konuda katılıyorum Ayşe Hanım'a. Evet, Gizem'i tanıdıktan sonra bu noktalara gelindi. Ama Gizem de İlayda'yı tanıdıktan sonra bu noktaya evet, geldi. Evet, bravo. Yani sonuçta ikisi de birbirinin kafasına bir girmiş. Cahillik. Bir tanesi de çıkıp dememiş ki, ya biz ne yapıyoruz arkadaş? Sen evinde ol, ben evimde olayım. Ben de hatta okula başlayayım. Hani onu evet. Da motive etmek bravo. İçin. Ben de okula başlayayım. Bravo. Arkadaşlığımızı sürdürelim. Bunda bir sakınca yok ki. Yok. Bizde sakınca yok. Ha, niye yani? Bir tane değil, beş tane de arkadaşı olur insanın. Ama böyle değil. Aileleri yıkarak, yakarak, açarak. Kadın yaşlı hastaya bakarak hayat geçim kaynağı sağlıyor. Size mi bakıyor bir de yani? Utanmıyor musunuz ya? Annen çalışıyor zor şartlarda, baban cezaevinde. O adam fırından evet. Fırından 3 lira, 80 lira yevmiyeyle çalışıyor. Oturacaksınız böyle, size mi bakacak bu insanlar? Aa, ayıp ya. Ayıp, insan bir üretken olur, bir şey olur. Ne bileyim, dediğim gibi okulunu bitirir. Şu faydalı bir şey için kullanırsın şu interneti falan. Kim ne yapıyor? Benim yaşındaki kızlar işte kursa mı gidiyor, derse mi gidiyor? Evet. Bir şey yap, beşinde olur. Ne yapıyorsunuz böyle? Bütün gün böyle oturuyor musunuz? Vallahi ayıp ya. Keşke ben de merak ettim ne yapıyorlar. Vallahi ne yapıyorsunuz ya? Ayıp ya. Hiç mi üzülmüyorsunuz bu adamın emeklerine, sen annenin emeklerine? Hiç mi üzülmüyorsun ya? Vallahi billahi artık Ayşe Hanım'ın gözyaşları da bardağı taşıran son damla oldu yani. Bir virgül koyuyorum bu konuya ve Kasım Bey'e geçiyorum efendim. Enteresan bir kayıp, biliyorsunuz Anamur'dan kayboldu. Esrarengiz bir şekilde adam atletiyle, şortuyla, ayağında terlikleriyle yaz günü 30 Haziran'da gitti. Gidiş o gidiş. Mağarada mı yaşıyor? Bir yerde öldü kaldı mı? Başka bir kadına mı gitti? Bu arada yeni bir bilgi, telefonunda 30 tane kadının adı kayıtlıymış. Erkek isimleriyle efendim. Saçı sakalına karışmış, mağarada yaşıyor. 5,5 ay önce kayıplara karışan Kasım Ersoy hakkındaki iddialar doğru mu? Sera sahibinin yeğeni görmüş motorla geçerken, evin köşe tarafında saçı sakalı birbirine karışmış. Yabancı bahçelerden meyve sebze toplarken görülmüş. Evet, yumurta da çaldı. Bahçemiz burasıydı, biberlerimiz, patlıcanları vardı. Satacak kadar mı alıyordu yoksa tüketeceği kadar? Şey kadar alıyordu, az bir şey alıyordu zaten. Tutarsız davranışlarının sebebi ne? Ama ışık yanan bir eve girmez. Kapı zorlandı. Kapı zorlandı mı? O araştırmaları evet. Da yapacağız. Bu arada gören varsa, rastlayan varsa da lütfen ihbarda bulunsunlar. 61 yaşındaki Kasım Ersoy nerede? Birazdan. Efendim, Kasım Bey'in eşi Fadime Hanım ve Fadime Hanım'ın erkek kardeşi Mustafa Bey stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ve hemen canlı yayın için Anamur'a gidiyoruz. Muhabirimin yanında efendim canlı yayında Kasım Bey'in oğlu Sayım var. Bu arada onlara merhaba dedikten sonra, Sayım merhaba, geçmiş olsun. Merhabalar Serap Hanım, sağ olun, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, sizler çok yakın arkadaşı dediğiniz eşinizin Kasım Bey'in Salih Bey vardı. Salih Bey, Kasım Bey'in kaybolduğu sabah saat 6'da kendisini arayan kişi ve sonrasında hiç ilgilenmediğine iddia ediyor Fadime Hanım. Telefondan bile engelledi diyor. O yüzden de biz Salih'in bir şeyler bildiğini düşünüyoruz diyor. Sayım, sen de lütfen, siz de efendim Salih Bey'in röportajına bir kulak verin, izleyin, onun söylediklerini dinleyin. Çünkü önemli şeyler söyleyecek. Kasım Ersoy kaybının izini süren ekibimiz, eşi Fadime'nin iddialarının odağındaki arkadaşı Salih'e mikrofon uzattı. En son Salih'le konuştu. 30 Haziran'da Karaçukur'a ormana çalışmaya giderken arabasına benzer bir araba gördüm. Aradım, enişte neden bu sabah namazı burada dedi, ben yatıyorum dedi. Ondan sonra ormana gittim, geldim. Akşamla saat 7.30-8 sıralarında
kaynağı aradı beni, Abdurrahman. Enişte kayboldu, sizde mi öyle? Ne bizde olacak dedim. Ben yatırım, yorgunum yatırım dedim. Jandarmayla arama çalışmalarına katıldım. Arama çalışmalarına katıldınız mı? Katılmış, jandarma geldi, AFAD ekibi geldi, komando ekibi geldi. 3 gün katıldım ben. Aileden peki birileri gördü mü sizin aramada olduğunuzu? Poyraz var, ondan sonra oğlu var. Hepsi gördü kardeşim. Bütün aile sizin orada. Gördü. Hanımı da gördü. Yakın arkadaş değiliz. Peki yakınlık dereceniz neydi? Yakın arkadaşlığım hiç yok. Fadime Hanım'la kaybolduktan sonra siz hiç iletişime geçtiniz mi? Sizi aradı mı? Ya ben ne bildiğim olur. Bildiğim olsa söylerim ben dedi. O adam gelsin, kıyafetlerini alsın. Bir kıyafetle ilgili bir konuşma geçmiş herhalde aranızda. Evet, komşular da var işte. Dedim ki kadın da buradaydı, hanım kocası da buradaydı. Fadime'nin telefonunu engelledi mi? Fadime Hanım sizin telefondan kendisini engellediğini söyledi. Engellediniz mi numarasını? Ben engellemeyi bilmem. Benim telefon tuşlu telefon. Yabancı numaralara bakmam, dolandırıcı diye bakmam. Şimdi bir... Diyor ki benim telefonum tuşlu telefon, yani eski sistem akıllı telefon değil. Yalan. O yüzden engellemenin özelliği yok. Ben de zaten bilmem diyor ama daha önemli bir şey söylüyor. Fadime Hanım siz Salih Bey'e o adama söyle gelsin eşyalarını alsın dediniz mi? Şimdi 2-3 ay sonra sağ olsa çıkar gelir dedi. Bildiğini tahminliyorum. Gelsin eşyalarını götürsün geçsin dedim. Yani bunu bize yaptı. Ne yaptı size? Ya çekti gitti, çok çocuk perişan oldu. Hepimiz bittik yani. Bu kadar gaddarlık olmaz sağsa. Gelsin dedim, eşyalarını bari alsın gitsin dedim. Peki nereye gittiğinden şüphelendiniz? Hiç bilmiyorum ki. Ya bir hanıma gittiğinden bence şüphelendiniz. Ayrı yok, bir hayata gittiğinden. Yok, o şüphelerim hiç önce yoktu. Sonra telefondaki mesajlar... Numaralardan önce mi söylediniz bunu? Önce, çok önce söyledim. 61 yaşındaki bir insan, başka birisi yoksa niye gitsin ki? 30 senelik ailesi niye bıraksın? Şimdi 2 ay sonra gelir dendi ya. Kim dendi sonra, yani tahminen şimdi, mi? Yok hayır, bu hayır. Arkadaş 2 ay sonra... Ama gitmeden önce kavga etmemişler, bir şey yok anlatıldığı kadarıyla. 2 ay sonra gelir dedi ya, 2 ay sonra gelir deyince madem 3 ay sonra gelir dedi ya... Madem 3 ay sonra gitti, 3 ay gezdi sağda sola bizi perişan etti. Yani sorumsuzluk kadar, yaptı. Yani ondan sonra gelirse bu adam gelsin. Eşyalarını alsın gitsin o zaman ne gereği var demiş de. Yani. Beraber gelsin. Olmamızın bir gereği yok demiş. Götürsün, ablam mı söylemek istedi o. Bu kadar istedi, sorumsuz davrandı yani. Evet. Alsın eşyalarını evet. Gitsin. İnsan evet. Bu kadar katlar mı olur çocuklarına bağırır bir sesten. Bir de bir arabada Kasım Bey'in arabası varmış galiba. Evet, o arabayı merkezde gördüğünü söylüyor galiba. Kasım Bey'in arabası duruyor mu hala? Duruyor evimde. Ha, yani giderken arabayı da kullanmadı. Yok. Arabasız gitti. Yok. O zaman haritayı bir getirelim lütfen ekrana. Çünkü biliyorsunuz bir de Serap Hanım var. Yine Anamur'da bahçeli bir evde yaşıyordu ve o işte pencereden gözetlendiğini, yok işte meyve sebze çaldığını iddia eden kişiydi. Şimdi Kasım Bey arabasını da almadığına göre o gün öylesine bir çıktı gitti ya. Atlet, şort ve terlikle. Kasım Bey'in evi burası, Serap Hanım'ın evi burası. İki ev arasında 5 kilometrelik bir mesafe var. Yürümeyecek bir mesafe değil. Çünkü saat 6'dan sonra, hani Anamur çok sıcak olur ama Haziran sonu, 30 Haziran. Bir de artık 6'dan sonra biraz serinlemeye başlar ve rahatlıkla 5 kilometre mesafe yürünebilir. Sonra Serap Hanım diyor ki, daha sonra bahçeye dadandı. Gün aşırı gelip bir şeyler götürüyordu ama sanki ihtiyacı kadar. İşte mağaralar bölgesinde yaşadığını duyduk, saç sakal birbirine karışmış diyor. Orası da Serap Hanım'ın eviyle 2 kilometre. Yani Kasım Bey'in evden çıkıp mağaralar bölgesine gelmesi toplamda 7 kilometre. Serap Hanım'ın evine gelmesi 5 kilometre. Mağaralar bölgesinde saklandığını varsaydığımız dönemde de 2 kilometre zaten yürünebilir ama... Bu 2 kilometre içerisinde muhakkak yine bağ bahçe var. Niye Serap Hanım'ın evine dadansın sürekli? Çok. Böyle de bir tabii çelişki var. Çok çok öyle dolaştık biz. Ta şöyle bahçelerde. Orada da vardım baktım. Hatta vardım baldırcanın şunu sayayım dedim. Biz şey az bir şey konuşuyoruz. Şunu patlıcanın sayayım dedim. Derkücüğünü birkaç gün sonra geldiğinde bakayım dedim. Şöyle baktım patlıcana. Ondan sonra geldi dedikten sonra vardım baktım gene durur patlıcan öyle. Peki şimdi oğluna bir dönelim. Fakat muhabirimiz Esra belki de sizin de ilk defa duyacağınız
bir şey söyleyecek. Esra, Kasım Bey'in telefonunda 30 ayrı kadının numarası kayıtlıymış ve bunların hepsini de erkek ismiyle kaydetmiş. Ama bir önemli bir isim var orada. Bu ismi senin söylemeni istiyorum. Çünkü aradığı herkese bu isimle hitap ediyormuş. Öncelikle yayınlar Serap. Teşekkür Fakir. Ederim. Bugün tabii ki Anamur'dayız. Burada insanlarla iletişime geçiyoruz, komşularla iletişime geçiyoruz. Ancak telefonla da Fadime Hanım'ın bize verdiği numaralarla iletişime geçiyoruz. Birkaç tane numara vermişti. Erkek ismiyle kayıtlı olan kadın numaralarıydı bunlar. Ben oradan Azeri bir hanımefendiyle görüştüm. Fadime Hanım kendisine 30 tane kadının erkek ismiyle Kasım Bey'in telefonda kayıtlı olduğunu ve Nazlı'yı aradığını söylemiş. Kasım'ın Nazlı'yla kaçtığını biliyorum, Nazlı'yla yaşadığını biliyorum. Sen Nazlı'yı tanıyor musun demiş. Ölüyorsa ölsün, umurumda değil, ben Nazlı'yı arıyorum demiş. Ben mi demişsin? Evet. Yok. Nazlı diye bir isim duydunuz mu? Ben öyle hiç bilmiyorum. Kaçtı mı demişsin? Yok. Hayır, siz sormuşsunuz. Azeri kadınla görüşmenizde siz söylemişsiniz. He. Nazlı diye bir kadın var diye duydum. Yok. Bu kadınla herkesle Nazlı diye konuşuyor. Nazlı diye biri var diye duydum, doğru mu? Onunla kaçtıysa da hani ölsün filan gibi şeyler. Ya demişindir ama şey yani. Ya Fadime ama Hanım boşu, sen beni isim verince ya. Çok önemli. Fadime dedin Hanım, mi böyle demedin mi? Nazlı diye bir ismi duydun mu duymadın mı Fadime Hanım? Ya bilmiyorum işte, ben öyle Nazlı diye bir isim, o Ayzer mi demiş evet. bana? Sen demişsin ona. Yok, Nazlı diye bir kadın var mı demedim. Başka o, bir şey, belki o Nazlı anladı da siz Aslı değişik dediniz. Değişik bir isim olabilir ama şimdi şu hayır, an... Hayır, bir isimden şüpheleniyorsanız onu buluruz. Belki yok. Eşiniz de yanında çıkar veya nerede olduğunu biliyordur eşinizin. Yani o çok önemli bunu söylemeniz. Öyle bir ismi biliyorsunuz. Ya çok affedersiniz, onlar kaç çeşit isim kullandılar, ne bileyim nasıl edeceğim. Sen hangisini ya zikrettin sen Fadime Hanım, onu merak ediyoruz. Mi? Sen telefonda konuştuğun kişi hangi ismi söyledin? Aslı mı, Nazlı mı, Ayşe mi, Fatma mı, onun yanında demişsin ya, hangi ismi söyledin? O ismi söylersen belki o 7 kilometrelik alanda bir çalışma yapabiliriz. Bakın orada muhabirimiz ya, o açıdan. Nazlı. Hangi ismi söylediniz? Nazlı. Peki. Hiç bilmiyorum. Sayım Nazlı. Oğluna dönüyorum. Sayım, sen Nazlı diye bir isim duydun mu? Yok Serap Hanım, ben Nazlı diye hiçbir isim duymadım. Şimdi de bu programda 30 tane, zaten babamın telefonunda kaç tane numara yalan. Kayıttı da 30 tane olacak ya. 30 yalan, o yalan. Ben onu ilk defa duydum vallahi. Yok kesinlikle. Artık Nazlı. Olabilir ama ben 30 ilk yalan. Defa duydum. 30 yalan. 30 tane nereye olacak? Zaten kaç tane numara var? Önce onu bir sayalım, 30'u bir dikkat alalım o zaman. Yok. Peki 30 diye diyelim ki abarttı ama bu Azeri kadın diyor ki senin annen Fadime Hanım onu aradığında, karşısına da o kadın evet. çıktığında, ki o kadın gazinolarda çalışıyor biliyorsun. Nazlı evet. diye birisinden bahsetmiş annen. Herkesi aradığında Nazlı sen misin diyormuş. Çünkü Nazlı diye bir ismi daha önce duymuşsun. Yok, Fadime bunu Hanım. Da, bak bunu da ben denedim bak. Ben de Nazlı'yı duydum, ne Azeri'yi bildim. Yok. Yani ben dediğim gibi şimdi 30 tane ilk önce bir babamın telefonundaki şeyler, numaraları bir sayalım. Ben inanmıyorum 30 tane numara olacak. Yani. Yo, sen kimi aradın o zaman Fadime Hanım? Kim ya mi? Azeri'yi aradım bu ben. Bu Azeri kadını aradın mı görüştün? O zaman ne konuştunuz? Aradım. Söyle. Ben o yaşlardaki insanlarla işim yok dedi. Benim 2-3 tane genç arkadaşım var dedi. Ama seninki yok dedi. Aradım, yalan yok. Senin yanındaysa ölsün gelmesin, Nazlı'nın yanındaysa gelmesin tarzında bir şey söyledin mi? İyi düşün bence. Dedim onu dedim ama Ayzer'e demedim onu ben. Kime dedin? Başka birine dedim. Ha, tamam dedin ama. Başka biri de var yani. O kim onu da işte, o da i̇şte, önemli hocam, mesela. Hocam 4-5 tane yani numaraları aramış, oradaki bütün numaraları. Her aradığında da açan kişiye Nazlı sen misin diye hayır. aramış. Yok Nazlı sen şimdi, misin demedim. Onu ne demedim. Dedin? Ayşe mi dedin? Fatma mı dedin? Ne dedin? Kimsiniz dedim. Eşini ver dedim. Hayır, bu Azeri kadın diyor ki hı. beni Nazlı diye, Nazlı sen misin dedi. Ve ondan sonra da Nazlı sensen, senin yanındaysa da kalsın, hatta ölsün dedi. Nazlı diye birinden bahsediyor kadın. Hayır, şimdi bir de Kasım Bey Azeri, bu kadar insanı tanıdığına o yalan göre... belirli bir gece hayatı, işte belirli eğlence mekanlarına gidiyordu ki tanıştı bu insanlarla ve oralarda da tanınan bir kişidir.
Ama bir Allah'ın kulu da bizi arayıp demedi ki evet gelirdi. İşte Kasım amca veya Kasım abi gelirdi. Şu şu insanlarla takılırdı. Şuraya gitmiş evet, olabilir diye. Azeri demedi onu bana. O zaman bunu Salih'e soralım. Salih Bey telefonda. Salih Bey merhaba. Merhaba. Salih kardeşim sen erkek evet, erkeğe görüşüyor olabilirsin. Hanımlar görüşmüyor olabilir ama sabah 6'da arayacak kadar da yakınsın. Hani çok da aramız çok yakın değildi dememen lazım senin. Kardeş tek bir yakınlık şöyle. Ben Karaçukur'a ormana çalışmaya giderdim. Hı. Ormana çalışmaya giderken evinin yanında arabasını gördüm. Aradım enişte dedim. Hayır mı dedim. Sabah namazı burada neden dedi. Ben evde yatırım dedi. Ben de kapattım telefonu. Sen onu merkezde zannettin. Yok. Karadan evi var. Ben ormana giderken size de görüp evi satan evin yanında bir araba var. Onu arabasına benzettim ben. Aradım enişte dedi. Hayır mı dedim. Sabah namazı burada neden dedi. Ben de yatırım evde dedi. Ondan sonra ben de telefonu kapattım. Gittim ormanda çalıştım geldim akşamına. Peki o araba... 7-8 sıralarına kayını aradı. Salih Bey. Enişte dedi. Kayboldu Salih dedi. Salih Bey. O araba peki, Salih Bey duyuyor musun beni? Salih Bey beni duyuyor musun? Peki o gördüğün araba Kasım Bey'in arabası mıydı? Benzettin mi? Benzettim. Arabayı ona benzettim de ben bana aradım. Değil miymiş? Onun değil miymiş araba? Yok onun değilmiş. Gitmemiş adam. Evde ben yatırım dedi bana. Peki siz ona benzettiğiniz için ayakta zannedip aradınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Kasım Bey... Böyle gazinoya mazinoya takılan bir adam mıydı? Hep hayatımda bilgim yok. Ben hep bir bilgim yok. Nereye gider? Nerede takılır? Kimlerle oturur kalkar? Kardeş, tamam da hep bir bilgim yok. Bilgim olsa zaten söylerim ben. Mesela gece hep hayatı var mıydı onu? Yok. Yani gece hayatı var mıydı? Yok. Yenge ben ne biliyorum kardeşim ben. Haberim yok. Beraber miyiz de ben ne biliyorum. Fadime Hanım seninle Kasım Bey'in çok yakın arkadaş olduğunu söylüyor. Bir ben, de telefondan engellediğini söylüyor. Sen de diyorsun ki benim tuşlu akıllı telefonum yok. O yüzden engellemedim diyorsun. Fadime Hanım da tam tersini söylüyor. Hayır diyor doğru söylemiyor diyor. Telefonundan diyor engelledi bizi diyor. Bak hiç engelleme yok. Ben yabancı numaralara bakmam. Benim çocuklarım da geldi. Yabancı numaralara bakmam. Dolandırıcı olur, dolandırıcı olur dedi. Onun için yabancı numaralara bakmam. Sabahın 6'sında Kasım Bey'in telefonuna baktığınıza göre yabancı değildiniz. Yani sabahın 6'sında ne konuştunuz? Salih yalan söyleme. Kasım'dan arıyordum gene engelliyordun. Ya ben sana diyorum bildiğin bir yer varsa söyle diyorum. Kasım'ı engelleme, Kasım numarasını. Kasım numarasını da engelliyordun yalan Kasım söyleme. Kasım Bey'i o aramış. Engelli de Kasım numarası Salih engelli aramış. De. Arabasını görünce ayakta oralarda tamam zannetmiş. Tamam da şimdi yakın arkadaşınız olmadığı sürece herhangi bir arkadaşınızın arabasını görüp de sabahın altısında aramazsınız. Arayıp da ya Kasım senin araban burada demezsin. Demek ki sen Salih Bey bak Salih Bey. Salih Bey demek ki sen yakın arkadaşsın. Telefonunda telefonu kayıtlı. Sabahın altısında sen herhangi bir adamı aramazsın ya araban niye burada diye. Demek ki yakın arkadaşın merak etti. Bir de enişte burada diyorsun. Mısın? Niye enişte diyorsun mesela? Enişte diyorsun. Bizim Karaçuk Fadime Hanım Karaçukur'dan. O da Sarıdana'dan, mahalleden evli olduğu için enişte derim. Ha, sizin oradan gelin aldığı için enişte tabii denir. Peki, sen gece hayatında hiçbir şeyini de bilmiyorsun. Yok, yok. Bence de yok. Peki, bir şey söyleyeceğim. Niye sağsa 3 aya gelir dedin? Nereden, yani istiyareye mi yaptın? Nereden anladın yani? Yani 2-3 ayda gelir demedi. Fadime arar, ben arar. Sala bir bilgin var mı, yolun var mı? Beni arar, ben bilgim yok dedi. En sonra çıkacağım ben de rahat, telefona çıkacağım dedi. Sala bu adam dedi, biliyorsan canlıysa dedi, gelsin elbiselerin götürsün. Ben hiç bir bilgim yok dedim. Tamam, peki alalım sesini çünkü çok da net değil. O zaman Sayım'a dönmek istiyorum oğluna. Sayım, şimdi bu Kurban Bayramı için... Koyun alınıyor. Evet. Evet. Ve onlar pek verimli çıkmıyor. Tüyünü kırptıktan sonra baban aynen, bu konuda bunalıma giriyor. Elimdeki parayı pulu kaybettim diye. Evet. İlk kez mi böyle bir iş yapacaktı baban? Ya ilk kez derken yani hemen hemen sayılır ilk kez.
Öyle çok da hani böyle sürekli böyle çok bir koyun alıp da durmadan hani kurbanlıklarda kurban zamanında satan bir insan değildi. Peki çok mu baskı yapıldı? Mesela 25 bin lira kadar bir para galiba koymuş. Nasıl o baktı? İşi. Yani annen, sen, baba nereden buldun Yo. Bunu gittin? İşte niye hayır, bu kadar? Hayır, kesinlikle. Ha. Serap Hanım ben işten geldim. Önce aldığımda zaten ben aldığını bilmiyorum. Getirmiş baktım ki getirmiş koyunları böyle. Dedim bunlar nedir? Koyun. İyi dedim. Yapacak bir şey yok. Adam getirmiş. Adamın hevesini şeyini kırmaya gerek yoklar. Ben hayatta kesinlikle bir şey söylemedim yani. Hatta koyunların kendi yerleri bile ayarlı değildi. Dışarıda bizim burada dereden tarafta yatırmasın diye ben kendim bizzat akşam namazdan sonra ispiramla onun sonra tel vardı yerini evimizin önünde olsun hırsız mırsız olursa almasın burnumuzun dibinde olsun diye akşam namazına kadar geçik de daha doğrusu yatsı namazına kadar diyelim yatağını ayarladım yani ben tepki gösterecek olsun babama hiç uğraşmazdım girer gider işime gücüme bakardım yani umurumda olmazdı sayım, ama ben bunları yapmadım bile. Sayım hayvanları alınca parası peşin mi ödenir? Peşin ödenmiş. Ya o konuşmayla, baştaki karşıdaki adamla konuşmam dersin ki kardeşim kurbanda satacağım paranın yarısını şimdi veriyorum, yarısını sonra veriyorum. Ya da vardır paran peşin verirsin. O seninle adamla... Ne kadar zarar etmiştir baban? Baban tamamını mı vermiş yani? Evet, tamamını vermiş evet. Evet hocam. Hepsini vermiş. Ne kadar zarar etmiştir? Yani ne kadar kaybetti bu işten? Bir şey ya zarar... Tam net bir şey bilmiyoruz hocam da şimdi zararda edilmedi desen olur aslında. Sonuçta bunun yemi samanı oldu yani. Bekledi. Zarar edilmediyse niye o kadar taktı, üzüldü? Hani bu büyük bir sorun olarak. Ama hocam o gittikten sonra adamı satılmış. Anlatabilseydik zaten adam şimdi burada olurdu hocam. Takıntılı bir. Adamın çok kafasına bunu bir. Yerleştirebilseydik. Peki babanın gerçekten psikolojik sorunları var mıydı sence sayın? Yok yok psikolojik sorun olup da sadece bir şeyi hani dertlerini... Böyle insanla, karşıdaki insanla ya da çocuğuyla, eşiyle çok bir paylaşan bir insan değildi yani. Atar atar işini atardı yani öyle söyleyeyim. O hayvanları üzüntüsünü... aldığınız komşu, efendim? Sizin bildiğiniz, tanıdığınız kişi. Yani ben biraz... şahsen tanırım onları. Çok bir merhabalı bir şey yok. Baban tanıyordur ama. Evet, evet, evet. Yani evet, onlara gidip bana işte kusurlu mal verdiniz ya da beni kandırdınız. Bir kavga, bir gürültü olmuş mudur? Şimdi şöyle bir kavga bir gürültü bilmiyorum olsa hani bir laf olarak duyulurdu ama şöyle de bir şey var böyle olmadı bu işin içinde adamların parmağının olmadığı anlamına da gelmez yani. Olabilir size katılıyorum. Evet. Ha. Size katılıyorum. Çünkü ola ki şimdi elindeki tek para 25 evet. bin lirayı götürdü. Aynen. Hayvancılıktan da çok anlamıyor. Karşı anlamıyor. Taraf bu işi hep yapıyor satıyor biliyor. Şimdi kaç hayvan almıştı? 25 kadar 25 var. 25 tane. Aynen. 25 tane. Hani 25'ten 3 tane belki daha bakımsız çıkar da ama sanki ben öyle anladım ki bu 25'in 25'i de evet. verimsiz çıktı. Verimsiz. Sanki bilhassa seçilmiş evet, evet. nasıl olsa anlamaz diye verilmiş. İşte. Baban da bunu takıntı yapan bir adamsa komşu tarafından da biraz kandırıldığını düşünüyorsa çıktı gitti o gün hatta o yürüyüş üzerinde mi o mesela yer? Ören. Hayvanı yok, aldı çok yani. Da, hani tam nereden gitti belli değil aslında da. Şöyle söyleyeyim. Bizim evin 200-300 metre yukarısından batıya doğru gitmiş herhalde. Orada da gören şeyler olmuş böyle çilek şeyler kesesi dolduran falan işçiler varmış. Onlar görmüş hatta demişler işte yani bu adam. Yani o istikamet o hayvanları aynen. aldığı komşu istikameti mi? Yok değil. Değil. Komşu istikameti biraz daha yukarıda kalır. Peki sen olsan. Böyle 25 tane hayvan, hepsi de verimsiz, sanki seçilmiş, parayı da vermişsin, iade de edemiyorsun. Gidip de ya komşu ne yaptın sen bana bunu dersin diye düşünüyorum. İlle bir kavga çıkarmak gerekmiyor. Ya da paranı isteyebilirsin belki. Şimdi ya da iade şöyle, etmek isteyebilirsin. Usturubuyla hesabını sorarsın. Hesabını sorarsın. Hesap sorarsın. Ve bu da karşı tarafça belki hoş karşılanmaz. Böyle bir şüpheniz oldu mu sizin? Sonradan yok, siz benim, dediğince benim oldu. Ha. Benim şöyle ilk başta olmadı ama sizin dediğiniz gibi hani gittikten sonra hani biz kameradan göründükten sonra ya da kamera ki olası bir şey olmuş olsa kameradan sonra olması lazım. Döner çünkü oradan. Öncesi, gece gelir. Olma şansı çünkü yok. Bak şöyle bir şey var sayım. Diyelim ki baban terk etmeye karar verdi. Karısını da çocuklarını evet. da. Ne yapar adam? Elinde telefonu hadi telefonu da almasın yerin belli olmasın. İki evet. tane elbise alır. Kimliğini alır. Bir para alır, bir şey alır. Sanki böyle
gidiyor ve dönecek gibi gidiyor. Serap Hanım arabasını da almamış, arabası var. Arabasını atlar da arabaya almıyor. Basar gider. Ha yani. Serap Hanım. Ha. Bu iş planlı olsaydı babam bir insan hani buradan çekip gideyim de artık her şey arkamda kalsın. Buralardan kurtulayım hesabında yapsa, düşünseydi telefonunu, kendine ait taşınabilir her şeyini arabasına kordu ve yatağını dahi koysa araba alacak kapasitede. Yani bir yani de bunu çeker giderdi. Göz göre göre böyle hepinizin yani, gözünün önünde, konu komşunun gözü önünde, bir de belli bir yerden sonra gören yok. Yani sen bu giderdi. Serap Hanım'a inanıyor musun, yatak odasından gözetlemiş de ben, sebze meyve çalmış? Ona, yok. Hayır ben ona inanmıyorum ama Serap Hanım dediğim gibi şu, bize bir tane fotoğraf gösterseydi derdim ki Serap Hanım sen haklısın, doğru, senin dediğin doğru ve gözümle fotoğrafı görmediğim halde ben oraya gittim. Yani nöbet bile tuttuk orada. Biz tamam söylenti işte adam burada, adam burada hep deniyor ama bizim bu mevzu sanki gulyabani mevzusuna döndü. Aslında Serap Hanım'ı da şöyle suçlamamak lazım. O aynı zaman diliminde Alzheimer'lı bir beyefendi de kayboluyor, kaçıyor, oralara giriyor, çıkıyor vesaire. Tamam o sonra bulunmuş ama yani onunla da karıştırmış olabilir. Hani o da tümden yalan söylüyor demiyorum ama yok biz kimseyi zaten hiç suçlamıyoruz. Biz sadece ona bir şey demedik. Bizim olayla alakalı olabilir. Yanlışları düzeltiyoruz. Şimdi bir kere Nazlı kim? Nazlı diye bir isimden bahsetmişsin. Belki burada çoluğun çocuğun karşısında, konu komşunun karşısında bu ismi gündeme getiremiyor olabilirsin ama Nazlı diye birini arıyormuşsun sen. Yani aradığın kişilere sen Nazlı mısın, Nazlı kim falan. Onu demedim işte. Biraz önce dedin ki ben Azeri'ye söylemedim, başkasına söyledim ama dedin. Bir isim verdim dedin. Başkasına öyle mı? Öyle Nazlı kim diye demedim ama. Hayır, Azeri'ye söylemiyorsun, başkasına söylemişsin. Ya demişindir. Ya öyle bir şeyle karşılaştırsan zaten. Demişimdir demedi. Ya bak, bir insan de ya demiştir ya dememiştir. Serap Hanım, müsaade ederseniz şimdi demişim dediği şu kelime. Yani bizler böyle bu şekilde bırakıp gittiği için ölürse de ölsün dediği bu. Söylediği bu. Hani, ha Nazlı diye söyleme değil. Yani Nazlı diye arama anladım. Değil. Bilmiyorum. Orada bir ayrıntı şey var. Bize böyle yani. Bir bilgi verdi. Şimdi bize geldiğinden beri Fadime Hanım'ın söylediği şu. Belki de yani içgüdüsel olarak doğruyu söylüyor. Bilmiyorum ama Kasım'ın diyor demişsin bize ilk başta. Ya bir dostu var ona gitti. Evet. Üç ya şey da şüpheleniyor. Bu adam öldürüldü. Evet. Ya öldürüldü, gömüldü, ya çekti gitti bir yerde çalışıyor ya da işte bilmiyorum. Yok, herkes bir yerde çalışmıyor bence. Çalışsa bile bir şekilde bize ulaşanlar olurdu. Ya, bir şey geldi başına. Öldürdüler işte. Çalışsaydı da başka şeyler var, konuşuruz onları da yarın konuşalım. Şey, Tekmendeki ihbar. Bakıyorlar mı? Hmm. Evet efendim Hasan Eraydın'a geçiyorum. Tamam. Hasan Bey topu 2-3 ay aynı çatı altında kaldığı ve defalarca gitti döndü gitti döndü ama beni kandırdı dediği karısıyla yüzleşmek istiyor. Ama asıl önemli olan bu 2 yıl içinde 100 bin lira gibi bir... 100 bin lira rakam resmi olarak değil de efendim onu buldu yani. Onu 100 bini buldu. Resmi olarak değil yani. Baktığınızda o kadar para da bir anda çıkmadı ama şimdi diyor ki gene gelsin. Barışalım, yüzleşelim diyor. Hala acaba, hala para çok sende herhalde. Biraz daha mı harcamak istiyorsun bilemedim. Konuşunca çıkacak ortaya efendim. Hasan Eraydın. Evet. Her barışmada inandım. Her seferinde dolandırıldım diyor. Hasan Eraydın, eşi Gül Hanım'ın duygularıyla oynadığını iddia ediyor. Altınları ilk evi tuttuğunda satmış. Ondan sonra barıştıktan sonra biz tekrar aynı yaşamaya başladık. Ben tekrar buna altınlar aldım. Eşi neden hamileyim dedi. Bu yine evi terk etti. Ankara'ya gidiyorum dedi. İki gün sonra beni aradı dedi ki ben hamileyim. Nasıl kandırıldı? Eşim Gül'le yüzleşmek istiyorum. Bir de verdiği sözlerin arkasında duruyorsa gelip evi başımın üstünde yeri var. Hasan eşi Gül'le yüzleşmek istiyor. Biraz daha. Evet. Hasan İstanbul'da yaşıyorsun. Evet efendim. 49 yaşındasın. Evet. Karın Gül de 40 yaşında. Evet. 2019 yılında resmi nikahla evleniyorlar. Hasan senin ilk evliliğinden 2 çocuğun evet, var. Evet. Kaç yaşındalar? Bir tanesi 98'di. Hı. Biri 2002'li efendim. Peki.
Biri 24 yaşında, biri 19 evet. yaşında. Gül de bir evlilik yapmış. Oradan onun da 3 çocuğu var. Evet. Ve o çocukları da, şimdi o çocuklar da biraz problem olmuş gibi görünüyor. Şimdi konuyu anlatınca daha iyi anlayacaksınız. İkinizin de evlilikleri bitmişti. Sonra bir şekilde tanıştınız. Önce istersen nasıl tanıştığınızdan yani başla. Ben 27 senedir yemek firmasında çalışıyorum. Yemek firmasında. Evet, 20 senedir ayrı firmada çalışıyorum. O zaman bizim bir tane arkadaşımız var. Selma Oğla diye biri var. Onun kocası da bizimle beraber. Benim şoförüm de beraber sebebi çıkıyor. O bana 3-4 sefer dedi böyle böyle diye. Biri vardı. Ben ona şey yapmadım. En sonunda Selma abla tanıyor deyince dedim ki gelsin görüşelim. Hı. Bir gün bizim iş yerine geldi hanım. Ya hanımım şeyle beraber bir kızıyla görüştük. Karar aldık. Bir hafta sonra cuma günü biz şeyde Mecidiyeköy'de börekçide buluştuk. Tanıştıktan bir hafta sonra. Yani bir hafta sonra görüştük, konuştuk. Hı. Evet. Telefon açtık. Dedik böyle böyle. Tamam. Yani şey yapalım. O gün konuştuktan sonra bir gün sonra tekrar konuşacaktık. İşte bizim iş yerindeki Mustafa abi vardı. Selma abla tekrar onlarla beraber konuşacaktık. O gün tekrar beni ilk başta engelledi. Hı. Dedim durum ne, bir şey yok, ben bir şey yok. Sen dedim her şeyi verdim, Facebook bilmem ne, bir şey yaptın. Sen dedim bundan ne gibi, benim dedi ilgim yok dedi. Biraz şimdi bak, biraz yüksek sesle konuşursan. Ya, benim dedi ilgim yok dedi. Bir de galiba heyecanlısın, böyle tane tane anlat. Ya, benim dedi ilgim yok dedi, o gün engelledi. Ondan sonra ben işine geldim, dedim bir günden moralim niye bozuldu? Selma abla dedim böyle böyle. O dedi ben bir aradım, konuşmuştuk kızım dedim işte kestirip ne edeceğim, bu adamın ilişkisi yok, kumarı yok, hiçbir şey yok. Demiş evine sağladık. O arada kaynanam geldi köyden. O da demiş kestirip atma konuşalım. Bir hafta sonra biz görüştük. Hı. Konuştuk. Hatta kaynanam dedi ki bunun dedi borcu var. Mustafa abi dedi ve Selma abla da. Dedi sen de ben de para konusunda sıkıntı yok. Öderim. Yani dedi bu kadar da şey bu dedi çalıştınız. Dedi ev geçindi ev geçindi. Ben dedim o para konusunda geçindim Allah'a şükür. Sıkıntım yok siz yani. Siz Ocak'ta tanışıyorsunuz. Şubat'ın 20'sinde. Bir ay içinde evleniyorsunuz. Ya hatta o gün dedim ki ben eşim sıkıntı olduğunu biliyorum. O gün dediler ki bize Selma ablası Mustafa dedi. Bunlar da parayla oynuyor. Sen dedi para mara kaptırma. Ben onları aşamadım. Eşim aradım dedim böyle. Güle parayla dedim. Oynuyor ne demek? Ya bunlar da paraya girdi direkt dediler yani. Evet. Borçlu var bilmem ne. Ha daha yeni evlenilecek yeni evet. tanışılmış. O gün bana öyle borcum dedi. Var dedi. Borcu vardı gerçekten vardı. Nereye borcu? İş yerinden almaz çekmiş, iş yerine vardı. Yani orada kesiliyordu. Kaç avukat lira bir borcu vardı? 20 küsür. 20 küsür evet. Bir. Sen ne dedin, ben o borcu yatırırım mı ben dedim. Ben şey yaparım dedim, borcu da şey değil. Hatta biz şey yaptık, o gün dedim ben telefon açtım hanımıma. Gül dedim böyle böyle. Sen dedim benimle var mısın sonuna kadar? Ben sonuna kadar varım dedi. Ben daha ortada hiçbir şey yok. 1,5 bin neyse bana para attım. 1500 lira. Evet, 1500 lira para attım. Çünkü telefonlarda sıkıntı çekmişti bilmem ne. Dedim öyle mi? Ondan sonra biz tabii gittik. Bir hafta sonra yüzükler aldık, şeyi aldık. 2-3 gün sonra. Kaynanam, eşim beraber. Yüzükler aldık. Dedi ki bu da Temmuz ağası. Dedim Temmuz ağası beklemeye gerek yok. Ben dedim biri dedim sıkıntı çeker ki. Bu da nasıl olsa olacak. İşte o arada biz gittik işte. Hatta Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne sağlık raporlarını çıkarttık. Ben aldım. O gün dedim ki şeyi aradım. Beyoğlu Müdürlüğü'nü dedim. Böyle böyle bir durum var. Dedi halledin. Ben direkt gittim. Yıldırım nikah mı oldu yani? Yok yıldırım değil. Normal. Normal. Ben evraklara götürdüm onu sağlık raporunu. Tamam bu kadar detaya gerek yok. Bir ay sonra evlendiniz. Evlendim. Sen yeni ev mi kurdun? Eşyalar vesaire ev mi tuttun? Ya zaten o Samsun'daymış eşyaları almış. Eşyaların parasını ben ödedim. Yani Beyoğlu'na dediğim yere taksitler oradan yani. Samsun'a gitmişmiş eşyasız gelmiş. O almış yani. Almış zaten. Evet. O eşyalarla senin evine geldi. Yok evimize gelmedi. Benim evim ayrıydı onun evi ayrı. Beraber ev tuttuk ortak. Ev tuttunuz. İki kız o onun. O Samsun'dan aldığı eşyaların taksitlerini sen ödedin. Ya buradan almış eşyaları da Samsun'a gidip gelince burada eşyaları buradan almış. Ev kurmuş tamam. yani. O eşyaların taksitini sen ödemeye evet. başladın. Ev tuttun kira ödüyorsun. Evet. Bu arada senin iki çocuğun var onun üç. Çocuklar neredeydi o sırada? Onun oğlu Samsun'daydı. Yani kayıp ederinin yani eski şeyin dedesinin yanındaymış. Hı. Onun iki kızı benim iki kızım aynı evde kağıdanda yaşamaya başladık. Onun iki kızı, senin iki kızın, evet. Gül evet. ve sen. Evet. Altı kişi. Oğlu evet. Samsun'da evet. dedesinin yanında. Evet. Sen o, bu arada Gül de çalışmaya devam ediyor o, mu? O hukuk bürosunda çalışıyordu. Ondan sonra hukuk bürosunda avukatın biriyle sorun olmuş. Biraz takıntılı olduğu için. Patron ikisini de çıkardı bunların. İşsiz hatta, kaldı. İşsiz kaldı. Hatta çıkardı. Yani oraya da şirkete de borcu vardı. Patron bunu sildi. 5-6 bin lira sildi. Peki.
Siz sen 6 kişiye bakmak zorunda evet. kaldın. Kendinle beraber. Evet. 6 oldunuz. 6 kişiyiz. 6 kişiye bakıyorsun. Kiranı ödeyebiliyorsun. Evet. Evine bakabiliyorsun. Yok, Sadan Hanım'ım o arada benim oraya başladı işe. Ha, birlikte aynı yere başladı. Aynı yere yemekhaneye başladı. Sevgili seyirciler, şimdi bir şey soracağım size. Nohut sever misiniz? Sever misiniz? Bayılırım. Evet, çok güzel. Ben de çok severim. Nohut. Yanında pilav, bulgur pilavı, pirinç pilavı hiç fark etmez. Hele şimdi kış günü bir de turşu koydunuz mu şahane yemek olur. Fakat bir nohut yemeğinin bir evliliği yıkma noktasına geldiğini hiç duydunuz mu? Nohut yok. Pişirildi yok, diye. Duymadık. Galiba Hasan Bey'den duyacağız. Duymadık şimdi hayır. Şimdi ya da nohut pişirdin sen sevmiyorsun nohutu. Ben seviyorum. Evdeki herkes bir kişi sevmiyor. Diyor ki ben buzlukta köfte var çıkarayım ben de onu yapacağım. Deyince evde büyük bir kavga kopar mı ve iş boşanma raddesine gelir mi? Normalde gelmemesi lazım. Ya tabii bu boşanma Yargıtay kriterlerine göre değil mi? Boşanma sebebi değil yani. Değil. Net. Evet. Şimdi efendim ne olduysa zaten o gün oldu işte. Şimdi her ikisinin de iki kızı aynı evde. Oğlu geldi mi orada? O arada yok o efendim. O arada yok. O sonraki planlar. O gün Gül Hanım nohut pişirmiş. Nohut yok. İş yerinden götürdük efendim. İş yerinden. Neyse evet. Canım beni bozma işte. Yok. Pişirmiş yani. Hasan ya. Pilav da getirdi detayın, mi? Detayın detayını. Ya iş yerinden ne artıyorsa işte yemek yerinden götürüyorduk nohut var. Yani. Evet. Pilav Allah ne verdiyse. Evet. 6 kişi yiyeceksiniz. Evet. Senin kız Zeynep. Evet. Diyor ki ben nohut sevmiyorum. Ben dolapta köfte var. Köfte yok, mi? Yok öyle değil efendim. Şimdi nohut. Ya bir bozmasana beni. Yok abla ben gerçeği anlatayım ki. Peki orada köfte olayı nedir anlat. Ya benim kızım suçlu orada. Hanımım güzelce ne sordu. Ha. Dedi ki Zeynep dedi yemek yiyeceğim. Abla ben yemeyeceğim dedi. Ha. Tam iftar açacağız. Sofrayı kuracaklar. Yemeği ısıtıyorlar. Bu kalkmış köfte çıkartmıyorsunuz. Hanım haliyle sinirlendi. Dolabın kapağını vurdu. Mutfağın kapısını vurdu. Ne var bunda? Onda bir şey yoktu işte sinirlenince. Hanımın da biraz sinirlendiği zaman kendini kaybediyor. Zeynep nohut mu sevmiyor? Evet. Oruç muydu? Oruç değildi. Tamam. Canı köfte istemiş. Siz masayı hazırlamışsınız tam iftar. O da demiş ki ben köfte çıkarıyorum. Çıkarmaya çalışıyor. Fakat o arada Gül acayip sinirleniyor. Biraz da o da oruç muydu Gül'de? Oruçtuk beraberdik ya işte. Belki biraz da onun verdiği tabii. sinirle buzdolabının kapıları çarpılıyor, köfteler yapılmıyor derken büyük bir kavga kopuyor evde. Büyük bir kavga. Yazık günah o iftar sofrası da öyle. İftar sofrası sanan dağıldı. İftar dağıldı. Yapmayı olmadı yani. Huzur gitti. Huzur gitti. Bak şimdi. Kolunu kesti bileğine kadar. Kolunu kesti. Oo. Evet zaten orada koptu kıyamet. Farklı bir şey. Bir dakika canına kıymaya mı kalktı yani? Ya orada şimdi beni mutfaktan yatak odasına gitti. Ben peşinden gittim dedim Gül ne oluyor dedim ya sakinleştirmek için. O arada kızların odasına gitti onun kızların odasına kaçtı. O arada cam patladı. Hatta onun için ve bana suç attı. 2019'da olay olur. 2020'de yumrukla camı mı patlattı? İşte iterken kaka bana 2020'de mahkeme açıyor. Hasan itti benim kolum kesildi. Bir dakika o gece bu olaylardan sonra bir de camı kırdı vesaire evet. kanadı vesaire. Kolu kesildi bilerek. Hastaneye mi götürdün? Hastaneye gittik. Hastaneye... Kızlar ne yapıyor orada Zeynep falan? Zeynep ağlıyor. Öbür kızlar? Öbürleri işte onu şey yaptık. Sadan odaya girdik, kolu kesti. Ben Sadan oda ufak. Onun kızları girdi. Bileğini sardılar, mardılar. Ondan sonra hastaneye gittik. Ve sizin evliliğiniz aslında ilk olarak o gün dağıldı. O gün. Çünkü ertesi, nereye? O eve tekrar dönmedi o. Döndü. Ne beraber yaptı? Döndük, hastaneden geldik. Evet. Hastanede şartta hatta hastanede sardırdık. Orada kafe gibi bir yer var. Onun görümcesinin kızı vardı, kocası vardı orada. Ağzına ne girse söylüyor. Ben... Dedim acıyla bu şey yaptım yani hakaretler, makaretler benim kıza bilmem. Ben hepsini yuttum. Seslemedim yani. Acaba peki bir şey soracağım. Kendi kızı yapsaydı bunu ona da aynı tepkiyi gösterir miydi? Senin kızın olduğu için mi yaptı? Vallahi benim kızım da ama ortada işte kızımın da bir şeyi yok yani. Ona hakareti bir şeyi yok yani. Sadece bir olay bu. Anladım. Hani evet. orada üvey annelik mi çıktı içinden yani, böyle bir şey mi çıktı? Bir şey çıktı yani ne çıktı? Peki, zaten bir gün önce plan kurulmuş. Aa, bir gün önce ne dedi? Biz balkonda oturuyoruz hanımla ikimiz. O arada bizim kızlar geldi. Onun kızları yoktu. Bir yere gittik. Dedi ki evde zaten sorunlar vardı. Eve taşındık. Direklerde sorun vardı. Biz hem çalışıyoruz hem gündüz işten gidiyoruz. Ev arıyorduk. O gün işte öyle olunca dedi ki bunlar da daire evde tutmak istiyorlar dedi. Kızlarından içi. Kendi kızları evet. Vallahi dedim gün kendilerine güvenesi tuttu. Ben dedim hepsinin altından kalkamam. Ha dedi eşyalar da alacak. Götürsünler dedim eşyalarını ne götürecek gelse.
Ne alacak hırsızdım? Senin taksitini ödediğin eşyaları kızlarıyla beraber, kızlar ev tutacak diye çıktı ama o da kızlarıyla yaşamaya başladı. Yok, o zaman yaşamayacaktı. Bir gün önce plan bırakıp bir gün sonra. Bu olay olunca evi terk etti kızlarıyla beraber. O gitti kızlarıyla ev tuttu. Ben gittim Esad'ın eski mahalleye gittim ben. Oradan ev tuttum. Senin kızlar ne oldu? Nereye gitti? Yok, beraber ev tuttuk. Siz baba iki kız bir ev. Bir kız. Onlar anne iki kız bir ev tuttular. O işte onları bitti deyince hatta biz... Ben ev buldum, büyük ev buldum. Bizim birader de vardı. Dedi ki beraber oturalım. Ondan peki sonra... ama siz aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Peki ayrı evlerde yaşıyorsunuz. İş yerinde karşılaşıyorsunuz. İş yerinde karşılaşmadık. Çünkü 15 gün rapor olduğu için o arada yok yani. Olaydan sonra 15 gün yoktu. O arada işte bayram geldi. Ben köye gittim. Geldim bu arada dedi böyle be. Ben şey yapmak istiyorum. Barışmak istiyorum. Şey yapmak istiyorum. O arada seni. Evet. Hanım barıştı. Dedim ki... Ben köyden geldim, bizim kız kardeşim, bizim çocuk kardeşim. Dedim ki böyle be, ben dedim hanımla barışıyorum. Baba dedi o zaman sen git orada yaşa, biz de amcam gidiyor, burada yaşayalım. Güle dedim ki böyle böyle durum var. Dedim, bunlardan şey, ben dedim burada yaşayacağım. Neyse evde oturduk, konuşuyoruz. Bu arada büyük kızı geldi onun buysa. Beni görünce yok dedi, kapıdan polis çağıracağım, bilmem ne çağıracağım. Evde onun üstüne yapmış. Ben tatsızlık olmasın da çektim geldim. Güle dedim, bırak tatsızlık olmasın yani, huzur bozmaya gerek yok. Ben çektim geldim, eve geldim. Ben dedim ki hatta biladere, ben direkt bizim kızlara söyledim, ben dedim hanımı getireceğim. Yani iki tane ev var ortada. Dedim, ama bir arada olamıyoruz, evliyiz. Biz şey gibi sokakta buluşuyoruz yani. Kızlara söylemiş, onlar dediler, benim kızlarda da şeylik var. Biz dedi çeker gideriz anneme. O gün kavga ettik, onlar gitti. Onlar annelerine evet, gitti. Evet, annelerine gitti. Gül senin yanına geldi. Gül benim yanıma geldi. Kızlar ayrı evde, onun kızları. Onların kızları ayrı evde. Peki sonrasında Gül kaç defa daha... Gitti, geldi, kaç sefer ve her gelişinde bir taleple gelmiş. Yok, ne talep? O şeye kadar, Ekim'in 29'undan kadar efendim, o kızın sözüne kadar talep yoktu yani. Ortaktı. Ben orada gitsin. Bu olay onu ev büyüktü. 170 metrekare iki kişi kalıyoruz. Dedik kafaya bulalım. Mal sahibine de söylemiş bulduk. Bir gün geçtik, ev bulduk. O akşam, o gün de benim bir ufak kızım geldiydi. Onunla görüştü diye bana akşam yapmadığını bırakmadı Kasımpaşa Parkı'nda. Çekti gitti. Gene gitti. Yine gitti akşam. Kızımla görüştün diye. Evet. Yine çekti gitti. O arada Ankara'dayım dedi ben dedi. Hulu Park'tan park atıyor. Otobüsün şeyin resiminden atmış. Ha şimdi diyorum yalandı diyor o diyor. Yalandı diyor. İşte geçenlerde konuştuğumuzda o da yalandı diyor. Bu arada bir ara... O arada diyor ki hamileyim diyor bana. O da yalan çıkıyor. Yok hamileyim dedi gerçek. Çünkü bütün sülaleye şey yaptı. Bana şey ultrason resmini attı, bilmem ne yaptı. Bunların hepsi yapılabilir biliyorsun değil mi Hasan? Çünkü sonra demiş ki yok vardı ya da işte yoktu ama, da bir şey. Hocam her tarafta bir yalan var yani. Hamile değilse de yalan var. Ortada bütün milleti kandırmış, öbür tarafta da yalan var yani. Şimdi Hasan bu 2019-2021 Aralık 20. 100 bin liraya yakın diyorsun para. Resmi olarak 100 bin lira yok. Tamam. Resmi olarak yok. Şimdi yalan konuşurum. Resmi canım olarak herhalde değil. Karınla. Gayri resmi evet. Zaten. Hayden en az 3 ev değiştirmiş. Ha. Yani onların üç depozitosu değil, ev 5 tane oldu efendim. İşte onlar 5-6 tane ev oldu. Bir depozit zaten tabii. Oldu sana 40 milyon. 5-6 tane ev oldu yani. Ben demiyorum ki karın sana senet verdi karşılığında senet aldım falan. Öyle bir şey demiyorum. Evet. Ama 100 bin liraya yakın bir masraf yapılmış. Evet. Her seferinde gidip seni engellemiş. Bak bize anlattıklarını söylüyorum, iddialarını söylüyorum. Engellemiş ama bir ay, ama bir 15 gün, ama 20 gün dönüp işte kızımın sözü var şunu yapalım. Kızımın nişanı var bunu yapalım. Şöyle bir şey. Hamileyim şunu yapalım. Ha, eşyalar gidiyor işte eşyalar alınıyor falan bir sürü şey. Ya zaten evleri ayırdım ben bir tane demedim ki şu eşyaların parasını ben verdim evleri ayırık ha. Demedim yani deseydim de hakkım da vardı. Dedim neyin varsa aldı gitti. Ben hiçbir şey karışmadım. Ben oturdum kenara, girdim odama oturdum. Ne varsa aldı gitti. Ama sen bir araya geldiğinizde tekrar eşya mı aldın? Eşya zaten ikimizin eşyası vardı. Hani aldı gitti diyorsun ya, ya geri benim getirdi. Eşyalarım zaten yarısını ben giderken eski değil çöpe atmıştım. Onun eşyaları yeni olduğu için. Sonra da ben kendime vurdukça aldım yani. Onu diyorum işte ben. Şimdi kendime vurdukça aldım eşya. Heh, yeniden eşya aldın. Evet. Şimdi Hasan bir yemek firmasında çalışıyorsun. Yani erkeğin maaşı sorulmaz ama bu kadar şeyin altından kalkabilecek ve bir taraftan yaşamını sürdürüp bir taraftan 100 bin lira harcayacak kadar para kazanıyor musun? Kazanıyorum efendim. Bir de birikim vardı. Birikimin vardı. Yani ne kadar birikimin vardı? 20-25 bin lira birikimim vardı. Onlar yani. Gitti. Onlar gitti. Sonraki paralar
Krediyle mi aldın? Kredi taksitle ya. Hani mesela daha önce doğal gazı vardı. Faturası vardı. Şeyden sonraki. 7 Nisan'da muhakememiz oldu bizim. Bu 56'dan verdiği için, kol kesildiği için. Mahkeme olduktan sonra bir hafta sonra benimle barıştı. Önce bir barışıyor. Ondan sonra hatta mahkemeye dilekçe vermiş. O boşanma davası da vardı. Onu da boşanmayı veriyor. Bir hafta sonra geri alıyor. İstinada mahkeme reddediyor. İstinada götürüyor. Orada bekliyor. Ama orada geliyor ve yine bir harcama yapılıyor. Ve her seferinde bir şey. Kredi çektin mi sen bu harcamaların altından kalkabilmek için Hasan Bey? Kredi çektin mi? Kredi kartını kullanıyorum yani. Şu anda kredi borcun var mı? Var. Kredi kartının borcu var. Kredi var. 2000'lerin şey. Kredi kartına çekiyorum. 15-20 bin lira benim limitim var kredi kartının. Kredi kartıyla nakit para çekiyorsun. Yok, nakit değil, şey ödüyorum. Ha, yani. Ödemeleri yapıyorsun. Ödemeleri. Ama şu anda kredi kartını sıfırlayabildin mi? Kapatabildin mi? Yok, sıfırlayamadım ben şu anda. Eşya taksiti ödüyor musun? Ödüyorum. Peki. Şimdi en uzun gidişi efendim Gül Hanım'ın geçtiğimiz 2 Eylül olmuş. 2 Eylül'den sonra bir de onun engelleme huyu var, engelliyor. Yani 3,5 aydır hiç ortada yok. Ya işte Eylül'ün şeyinde. İkisinden beri, 3,5 aydır. Evet. Şimdi sen yüzleşmek istediğin gibi, şimdi şaşıracaksınız sevgili seyirciler, dönsün geri diyor. Demek ki çok seviyor, bilmiyorum. Devam efendim, edeceğiz bir araya gidelim. Zaten daha önce ben programı şey yapmadan önce, o son kararda kızlar engelliydi. Yani evlenen kızı. Yani kızlar engelliyordur, yoksa o gelir diyorsun. Yok. Evet efendim, veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te sağlıkla Star ekranlarında buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.